Günün her anı, hayatın ritmi de, siyasetin rengi de farklı. Renklerin hepsini, hayattaki ayrıntıyı, sokağın sesini, cepteki hesabı, yaşam telaşını, sadece Şanlıurfa'nın değil, Türkiye'nin her rengini gelin bizden izleyin. Güzel kadrajlar bizden, sıcak çaylar sizden. Değerli izleyenler, benim kadrajım programında bu haftaki konuğum EYBİYE Belediye Başkanı Mehmet Kuş. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Güle Bakan. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz de nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Eyvallah, başkanım. Ben teşekkür ederim. Başkanım, ben programa başlamadan önce bizim EYBİYE'nin değil Şanlıurfa'nın kanayan yarası olan bir durum var. Yeşil alan. Maalesef ilimizde yeşil alan çok kısıtlı, çok sınırlı durumda. EYBİYE'de ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. Orada da yeşil alan sıkıntıları vardı. Bu yeşil alan noktasında ne gibi çalışmalarınız var? EYBİYE'de neler yapılıyor? Evet Sayın Güle Bak. Öncelikle benim Urfa Natik TV aracılığıyla Şanlıurfalı hemşehrilerime, YİBİYE'li kardeşlerime evlerinde konuk ettiğiniz için sizlere şükranlarımı iletiyorum. Bizler de teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz başkanım. Allah razı olsun. Tabii seçimlerden önce YİBİYE'li kardeşlerimizin en büyük taleplerinden biri de yeşil alanlardı. Her gittiğimiz mahallede bizim karşımıza her çıkan vatandaşın, işte Sayın Başkanım, bizim istirahat edeceğimiz, çocuklarımızla birlikte vakit geçirebileceğimiz hiçbir alan yok diye ciddi manada talepleri vardı, ızdırapları vardı. Biz aslında o gün kendilerine şunu ifade ettik, dedik ki göreve gelirsek EYBİYE'deki yeşil alanları fazlalaştıracağız ve EYBİYE'nin layık olduğu yere inşallah getireceğiz söyleminde bulunmuştuk. Tabii seçilir seçilmez aslında ilk talimatımız buydu, yeşil alanlar. Ve ilk talimatımı da çok iyi hatırlıyorum, Selçuklu Mahallesi'nde yapmıştım. Onun akabinde yine çeşitli mahallelerimizdeki talimatlarımızla geçen yıl itibariyle 18 parkımızın açılışını gerçekleştirmiştik. Ve 18 mahallemize park kazandırmanın mutluluğunu yaşamıştık. Başkanım, bununla beraber siz cevaplarken araya kırsalı da sormak istiyorum. Kırsaldaki evet, yeşil alan durumu, onu da içine katarak cevap alabilir miyiz? Olur. Akabinde tabii ki 18 parkın açılışını yaptıktan sonra yine durmadık. Yine yeşil alanların sayısını, yeşil alanın metrekare anlamında EYBİYE'de arttırmamız gerektiğini ifade ettik. Ve 18 parktan sonra yine, ki geçen hafta muhtemelen siz de şahitlik etmişsinizdir. Evet başkanım. İki parkımızın açılışını yaptık. Bir tanesi 15 Temmuz mahallemizde, diğeri de biraz önce sizin de sonunuza ithafen söylüyorum, Kırsal mahallemizdeki, Kırsal'da yanılmıyorsam Şanlıurfa'da EYBİYE Belediyesi olarak ilk parkımızı yaptık. Şanlıurfa'da da bir ilke imza attık. Çok gerçekten da önemli bir şey başkanım. Hem geniş hem sosyal faaliyet anlamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar oluşturduk. İçinde çocuk alanlarımız var. Yaşlarımızın, ablalarımızın, teyzelerimizin gelip dinlenecekleri alanlar var. Halı saha var gençlerimiz için. Ve inşallah yine orada vatandaşlarımızın talepleri var. Ders çalışma noktasında sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler. Orada çocuklarımız için etüt merkezi olabilir. Kitap otu olabilir. Onların talebine karşılayacak yine inşallah projeyi Kırsal'da inşallah yine kazandıracağız ve ilke imza atacağız. İnşallah başkanım, ki çok önemli. Evet, 15 Kırsal Temmuz alanda. Tabii ki 15 Temmuz mahallemizdeki parkı yaptık diyerek geçiştirmek çok doğru olmaz. Gülüz Hanım, 15 Temmuz mahallemizde yapımı olan parkımız şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Evet. Atıl bir durumdaydı, moloz yığınıydı. Vatandaşlarımızın çok ciddi manada sıkıntıları vardı. Sadece buraya bir park gözüyle bakmayalım. Şu anda şu aşağıda görmüş olduğunuz evler, evet, ve şu yukarıda olan okulu görüyorsunuz. Hı hı. Evlatlarımız maalesef şu moloz yoğunlarının içerisinde okula gidip geliyorlardı. Ve birçok yaralanmalara şahitlik ettik. Kesinlikle. Biz burada hem park yaptık hem de evlatlarımız için yürüyüş alanları yaptık. Okula gidip gelirken şu anda gördüğünüz merdivenler. Hı hı. Bu vesileyle artık çocuklarımız rahatlıkla okullarına gidip gelebiliyorlar.
ablalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız burada rahatlıkla çok güzel bir ortamda vakit geçiriyorlar. Ki 15 Temmuz'da emin olun şu alanda başka hiçbir yalan yok. Ki gönül arzu ederdi ki böyle 100 dönümümüz olsaydı. Tabii. Bu mahallelerimize emin olun 100 dönümlük parklar kazandırsaydık. Kesinlikle. Sosyal donatı alanlar çok kazandırsaydık. Ben tabii ki bu yine parkımızın içerisinde yaşananlar dedik ama evet. Şu 15 Temmuz mahallemizde yapmış olduğumuz parkın içerisinde bir de çok güzel bir kitap otağı yaptık. Dün de ziyaret etme fırsatı buldum. Gerçekten tıklım tıklım evlatlarımız, çocuklarımız gerçekten ciddi manada rağbet gösteriyor. Dün tabii ki çok duygusal anlar da yaşadık. Orada birçok evladımız şunu ifade etti. Başkanım Allah senden milyon kez razı olsunlar dediler. Ne güzel. Biz de çok mutlu etti. Hayır dedim. Bu mutluluğunuzun sebebi ne? Başkanım dediler. Vallahi evde ders çalışma imkanı bulamıyorduk. Evimiz ufak. 8 nüfus bir arada yaşıyoruz. Gürültüden dolayı ders çalışamıyoruz. Kendimize has çalışacak çalışma odalarımız yok. Siz bu imkanı bize sağladınız. Şu anda bir haftadır bu aile otağını, kitap otağını kullanıyoruz ve gerçekten çok verim alıyoruz ifadelerini kullandılar. Ziyadesiyle mutlu oldum ve dün itibariyle yine kültür müdürümüz İsmail Bey'e de şu talimatı verdim. Dedim ki Eyyubiye'yi karış karış gezin, boş alanları bana getirin. Gerekirse bütün mahallelerimize kitap otağını kazandıralım. Çünkü bizim gençlik bizim geleceğimizdir. Okumaya ihtiyacımız evet. var. Başkanım. Evlatlarımız gerçekten bu noktada çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. İnşallah biz de bu sıkıntılarına, bu yaralarına inşallah bir merhem oluruz ve bu sıkıntılarını gideririz. Başkanım kesinlikle GİB'nin genç nüfusu çok fazla ve gençlerin okumaya ihtiyacı var. Dediğiniz gibi birçok kişinin de bazı durumlarda, maddi durumlardan kendi odası bile yok. Bırakın evet. ders çalışacak yeri olsun, masası bile yok. Biz de Ufanatik TV adına sizlere bu projenizden dolayı teşekkür ediyoruz. Yine affınıza sığınarak yaşayanlar derken konuyu burada kapatacağız herhalde yaşayanlar. Evet. Yok daha aslında kapatmayacağım. Öyle mi? Biraz... Yine o zaman şununla da tamamlayayım. Şu anda 15 Temmuz Akşemseddin mahallemizde evet. iki parkımızın yapımı devam ediyor. İnşallah sonbaharın sonlarına doğru inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Yetiştirebilirsek bu yıl son itibariyle yetiştiremezsek de inşallah ilkbaharda açılışını gerçekleştireceğiz. Yine Osmanlı mahallemize şu anda yapımı devam eden yine bir parkımız var. Hızlı bir şekilde inşallah çalışmalarını da yürütüyoruz. Ve yeni park alanları kazandırma adına da yine talimatımızı verdik. İnşallah 2022 yılı içerisinde de Eyyubiye'mizin çeşitli mahallelerinde inşallah park yapımına başlayacağız. Ve inşallah 2022'de artık Eyyubiye'de park sorununu sonlandırmış olacağız. Yeterli mi? Yetmez. Kesinlikle. Maalesef üzülerek ifade etmek istiyorum. Gecekondu olması hasebiyle hiç yeşil alan yapacak hiçbir alanımız yok. Emin olun 18 parkı kazandırmamızın temel sebeplerinden biri de işgale uğramasın diyeydi. Hemen diki kamu yararı, kamuya hemen kamu yararı anlamında parklara dönüştürelim ki bir ismi olsun, bir kimliği olsun. Kesinlikle. Tabiri caizse avam diliyle kimsenin ağzı artık o alanlara sulanmasın. İnşallah yine Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte boş alanı olmayan mahallelerimizde ev istimlakları gerçekleştireceğiz ve oralarda inşallah park kazandıracağız. İnşallah başkanım, ben de her programda söylüyorum, dile getiriyorum. Her alanda biz yeşil alan istiyoruz. Yeşil evet. yeşil yeşil diyoruz. İnşallah. Ve başkanım Batıkent Mahallesi'nde bir evet. millet bahçesi çalışmanız vardı. Onunla ilgili süreç nasıl işliyor? Evet. Neler yapılıyor? Şimdi Batıkent Tokuy mahallemize doğrudur. Bir alanımız var. Şu anda evet. atıl durumda duruna bir alanımız var. Projemiz hazır. Bugün de aslında bu projeler üzerinde yüzeysel olarak ilgili başkan yardımcı müdürümüzle bir toplantı gerçekleştirdik. 2002 yılında inşallah Batıkent mahallemizdeki alanı da inşallah Batıkent mahalle sakinlerine park olarak kazandıracağız ama oraya daha böyle fonksiyonlu, kimlikli bir park kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. İnşallah bir iki aya kadar inşallah projemizi netleştiririz. Ve ondan sonra inşallah sizlerin de aracılığıyla kamuoyuna duyururuz. Tabii arkadaşlar da biz sohbetini evet. ederken projenin detaylarını evet. göstermiş oluyorlar.
Şimdi evet, şu harika anda elimizdeki proje bu ama bunun üzerinde yine bir çalışmamız devam ediyor. Çok güzel başkanım. Daha güzel sosyal donat alanları nasıl ekleyebiliriz üzerinde şu anda arkadaşlarla birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Başkanım, daha çok vatandaştan bize gelen bir şikayet de var aslında bununla ilgili. Hem şikayet var hem de bununla ilgili çalışma bekleyenler var. Bu Tılsımdır Parkı'nda maalesef madde bağımlılarının kol geziyor diyebiliriz. Madde bağımlıları dolu. Bu akşam saatlerinde gitseniz bile bir bankta oturduğunu görebiliyorsunuz, o kadar açıkta. Ve bununla beraber şu da var, vatandaşlar bazı bankların işte tahrip edildiğini, belki madde bağımlıları tarafından, hani çünkü bilinçli bir insanın bir bankı, bir eşya o şekilde tahrip edeceğini düşünmüyorum. Onların tarafından işte bankların tahrip edildiğiyle ilgili şikayetler var. Bununla ilgili orada bir çalışmanız olacak mı? Evet. Yine Sayın Güle bak, seçildiğimiz yılın ilk çeyreğinde yine arkadaşlarımızla birlikte Tılfındır Parkı'nı gezme imkanı bulduk. Ve tabii orayı görünce çok üzüldüm. Şöyle ki, malumunuz Tılfındır Parkı'nın bize manevi anlamda bir değeri var. Hazreti Ömer'in orduları bu toprakları fethettiği zaman ilk iftar yemeklerini Tılfındır Parkı'nda, aslında onun asıl ismi Telfutur Tepesi'dir. İlk iftar yemeklerini orada yemişlerdir. İlk iftarlarını orada açmışlardır. Ve bu topraklarda ilk alınları da Tılfındır Parkı'nda toprağa değmiştir. Namazlarını kılmışlardır. Yine Şanlıurfa'mızın kurtuluşunda Fransızların Şanlıurfa'yı işgal etmek istedikleri yer, stratejik yer yine Tılfındır Parkı'ydı. Ve Allah'a çok şükür yine Urfalıların dirayetli duruşuyla orada da düşmanı püskürtmüşlerdir ve Tılfındır Parkı'nı ele geçirmişlerdir. Bu manada aslında o gün itibariyle çok önemsiyorduk. Önemsediğimizi o zaman da ifade ettik. Hemen bir proje hazırlayalım dedik. Tabii ki adımımızı attığımız zaman anıtlardan müsaade edilmesi, anıtlardan izin alınması gerektiğini arkadaşlar söylediler. O görüşmelerimiz sürdü. Emin olun bir yılımızı aldı. Çünkü anıtlar malumunuz her projeyi kabul etmiyor. İnceliyorlar, sık dokuyorlar. Biz anıtların bütün taleplerini aldık ve taleplerinin %100'ünü gerçekleştirdik. Şu anda projemizi anıtlardan onaylı bir şekilde cevabımızı aldık. Projemiz hazır. İnşallah Aralık ayında ihaleye sunacağız. Eğer herhangi bir aksilik olmasa ve önümüzdeki Ramazan'ın ilk iftarını inşallah sizlerle birlikte orada açmış olacağız. İnşallah. Manevi anlamda da Şanlıurfa'ya inşallah bu değeri Ramazan ayında kazandırmış olacağız. Arkadaşlar görüntüleri verdiler mi bilmiyorum ama orada şu anda görmüş olduğumuz şu yeşil alan, şu andaki hali bu. Evet. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi madde bağımlılarının yoğunlukta olduğu bir yer. Şu anda madde bağımlıları burayı tabiri caizse talan ettiği için vatandaşlarımız orayı kullanamıyor. Kesinlikle. İnşallah bu yılın sonu, yani bir ay, bir buçuk ay sonra inşallah ilk oraya leşleri vuracağız. Ve İnşallah artık orayı bir tabiri caizse aile alanı yapacağız. Artık beyler eşlerini alıp gelebilecekler. Eşler çocuklarını alıp inşallah burada çok güzel harika bir alan ya, çok evet. Güzel. Bana göre Şanlıurfa'nın en güzel kıymetli yeri. Evet. İnşallah Ramazan ayında burada hep birlikte ilk iftarımızı açmış oluruz. İnşallah başkanım. İnşallah. Bir diğer soruma geçmeden başkanım, yorumlar geliyor. Arkadaşlar, bazı yorumları tekrar tekrar aynı yorumları yapıyorsunuz ama hiç yapmanıza gerek yok. Bir iki sorudan sonra yorumlarınıza da geçeceğim. Hepsini tek tek okuyacağım. Okumadım da yorum kalmayacak. O yüzden aynı yorumu tekrardan lütfen yapmayın. Yoksa ben de burada karıştırıyorum. Başkanım, gelelim size sormak istediğim bir soru daha var. Babanızın ismini taşıyan. Evet. Mustafa Kuş Parkı'nın konseptiyle ilgili bir değişiklikler falan olacak diye bir duyumlar almıştık. Evet, var mı öyle bir şey? Neler yapılacak? Doğrudur, onu da öğrenelim. Evet. Onunla da ilgili projemiz hazır. Bu arada Mustafa Kuş Parkı demişken şunu da ifade etmek isterim. Kamuoyuna açıklamak isterim. Ki muhtemelen %90 da bilgisi vardır. Evet. Mustafa Kuş Parkı Fakı Baba'nın
belediye başkanlığı zamanında evet. Mustafa Kuş Parkı ismi verildi. Verilmişti. Ben buradan doğru. Yine bakanımıza şükranlarımı iletiyorum. Çünkü rahmetli babamın vefatının hemen akabinde öyle bir karar alındı. Hem bakanımıza hem o dönemki meclis üyelerine buradan tekrar şükranlarımı iletmek istiyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Dedik ki Eyyubiye her şeyin en güzeline layık. Bugün İstanbul'a gittiğimiz zaman, Eskişehir'e gittiğimiz zaman, Ankara'ya gittiğimiz zaman, oradaki parkları gezdiğimiz zaman gerçekten modern parklarla karşılaşıyoruz. Ve Eyyubiye'deki kardeşlerimizin yine en büyük ızdıraplarından biri şu, işte biz üçüncü insan muamelesi görüyoruz. Bize yakıştırılan bu mu diye maalesef ifade ediyorlardı. Biz de kendilerine Türkiye'de değil dünyada en modern projeleri inşallah Eyyubiye'ye kazandıracağımızı ifade etmiştik. Ve onunla ilgili de projemiz hazır. İnşallah onu da önümüzdeki yıl itibariyle ihalesine sunacağız. Ve Eyyubiye'li kardeşlerimize inşallah o parkımızı buluşturmuş olacağız. Ahmet o proje varsa aslında o, evet, o bizim hazırlamış olduğumuz proje böyle hızlı hızlı en azından kamuoyuyla da paylaşmış olalım buradan. Başkanım, arkadaşlar o projeye bakarken ben şunu da sormak istiyorum, o tıl fındırı çok geçmeden. Bir vatandaştan gelen soruydu, ben ilk program başlamadan önce paylaşımlar yapmıştım. Bir vatandaşın talebiydi. Tıl fındır parkının yanında daha önce bir pazar kuruluyormuş. Evet. O pazar yeri kaldırılmış. Şu an bu tıl fındırdaki vatandaşlar Rabia Meydanı'nın oraya kadar gidip alışverişini yapıp buraya kadar tekrar geliyormuş. Evet. Onların da hani bir talepleri var. Acaba buraya bir pazar yeri yapılabilir mi? Bir eser pazarı yapılır mı? Bunun yerine ne yapılır diye bir merakları var. Evet. Ki bizim yaşlılar var içlerinde ve tıfın biliyorsun yokuş. Oradan oraya evet, çıkmak, biliyorum. Gitmek eşyalarla çok zor oluyor evet. Diye bir öneri var, talep var. Evet. Tabii ki oraya bir park semt pazarı kazandırmak evet. isteriz ama Gülizar Hanım orayı biliyorsunuz sit alanı. Evet, %100 sit alanı. Hani orada ev alalım, kamulaştıralım, yıkalım, bir semt pazarı yapalım Hı-hı. Gibi bir lüksümüz yok. Buna asla anıtlar müsaade etmez. Ki tabii. Biz de kabul etmeyiz. Hı-hı. Çünkü tarihimizi yaşatmak zorundayız. Tabii ki. Bununla ilgili arkadaşlar alternatif yerler arıyorlar. İnşallah alternatif bir yer bulursak oraya inşallah modern bir semt pazarı kurarız ama bu soru üzerine ben yine arkadaşlara programdan sonra bir talimatımı vereyim. Hatta şu anda muhtemelen bizi dinliyorlardır. Buradan talimatımızı verelim. Evet. Daha önce semt pazarı yapılan yerle ilgili yine bir çalışma yürütelim. Evet. Olmasa belki orada çok ciddi trafik sıkıntıları oluyordu. Evet, o dönemde oluyormuş. Çünkü evet. Tarihi kentin içerisinde semt pazarı çok evet. Şık durmuyordu. Belki küçültülmüş bir şey olabilir. Yapabiliriz. Bununla kesinlikle. İlgili inşallah bir çalışma yapalım. İnşallah başkanım. Biz o görüntü hazırsa arkadaşlar o parkın projesini görelim. Bu bizim üzerine çalışmış olduğumuz ve hayata geçirmek istediğimiz parkımız. Biraz hızlı hızlı geçelim. Biraz uzun bir park. Mesela şurada iki parkın arasında bir yol var. Gülizar Hanım. Evet. Burada çok ciddi trafik kazaları evet. oluyor. Evlatlarımız, yaşlarımız bu sıkıntı yaşamasınlar diye burada bir üst en geçit düşünüyoruz. En önemli şey evet, başkanım. Kesinlikle üst geçit. İnşallah onu yapacağız. Ve o aslında arkadaşlar ilerleyen safhada gösterilen bilmiyorum. Daha önce orada iki evimiz vardı. O iki evden dolayı çok ciddi kazalar oluşuyordu. Geçen yıl o evin istimdaını gerçekleştirdik. Yıkımını da yaptık. Şu anda büyükşehirimizde oraya asfalt çalışmasını bitirdi. Ve gerçekten oradaki sıkıntıya ciddi manada neşteri vurmuş olduk. Tabii ki oraya gidince de vatandaşın bize teşekkürleri bizi çok fazla tabii mutlu ya. Ediyor. Hizmet ettiğimiz zaman gerçekten kesinlikle mutlu oluyoruz. Kesinlikle mutlu oluyorsun. Evet, karşılığını da vatandaş tarafından görüyoruz. Dönütü yani. Yeterli oluyor. Evet. Başkanım bir de bununla beraber Millet Bahçesi ile ilgili çalışmanız var. Evet. Bu hangi aşamada, temel ne zaman atılacak? Bununla ilgili bir müjdeniz var mı? Evet. Buradan duyacak mıyız tarihini? Evet. Aslında Millet Bahçemizin yapımına bu içinde bulunduğumuz yılın başlarında temel atılacaktı. Üniversite alanıydı. Üniversitemiz oraya buğday ekmişti. Buğday ekme hasebiyle de epey bir uzadı. 2 ay önce çalışmalar başlatıldı. Geçen haftada yine ziyaretimiz oldu. Teknik ekipten oradan bilgi aldık. İnşallah önümüzdeki yaz itibariyle
şu anda görüyorsunuz ekranlarda. Evet. Çalışmalar devam ediyor. İçinde işte millet kıraathanesi olacak. Evet. Tarihi dokuya uygun Urfa taşıyla bir millet kıraathanesi olacak. Çok ciddi manada sosyal tesisler olacak. Spor alanları olacak. Havuzlar olacak. Bir mesire alanımız olacak. Artık oradaki yaşlılarımız, büyüklerimiz, aileler gelip orada güzel bir piknik yapma ortamı bulunacak. Zaten şu anda evet, ekranlarda görüyorsunuz. Yeşil var başkanım. 180 dönüm diyoruz buna. Harika. 180 dönüm sadece Şanlıurfa'nın değil, bölgenin inşallah en büyük millet bahçesini, en güzel millet bahçesini inşallah Eyüpyeli kardeşlerimize kazandırıyoruz. Şu anda yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah gelecek yaz itibariyle de Eyüpyeli kardeşlerimize birlikte açılışını gerçekleştireceğiz ve onlarla birlikte de inşallah güzel vakit geçireceğiz orada. İnşallah başkanım. Benim için çok güzel bir şenlik yaparız orada. İnşallah. Zaten inşallah açılışta şenlikler olacak. İnşallah. Öyle bir şeyim, sürprizimiz de olacak inşallah Eyüpyeli kardeşlerimize. Tabii biz Gülizar Hanım, millet bahçesini Eyüpyeli'ye kazandıracağız dediğimiz zaman gerçekten bize gülmüşlerdi. Alaycı bakmışlardı. Bu işi yapamazlar demişlerdi. Yapacak alanlar yok. Başkan tabiri caizse neresinden uyduruyor falan demişlerdi. Biz de o günde dedik ki ne söz verirsek Allah'ın izniyle yerine getireceğiz. En önemli ve şey. Sözlerimizi bir yerine getiriyoruz. Birçok sözümüzü de bugüne kadar getirdik Allah'ın izniyle. Ve inşallah görev süremizin sonuna kadar da vaat etmiş olduğumuz bütün projeleri inşallah Eyüpyeli kardeşlerimize de buluşturacağız. İnşallah başkanım, ben şunu fark ettim. Yeşil alanları çok istiyorum. Yani Şanlıurfa evet. Yeşil alan doğsun istiyorum. Bununla ilgili ondan yeşil alanlarla başlamak istedim. Kalem kalamayadım. Evet. İki yeşil alan olsun istedim ve projelerinizin hepsi hem yeşil alan ve modern bir proje. Evet. Şöyle bu projeler gerçekleştirdiği takdirde şuna da inanıyorum ki Eyüpyeli'nin çehresi değişecek. Evet. Eyüpyeli değişecek. Hani Eyüpyeli denmeyecek. İşte Eyüpyeli ilçesi. Evet. İşte Eyüpyeli'den Karaköprü'ye göç değil de belki diğer yerlerden Eyüpyeli'ye geçişler bile belki olabilecek diye düşünüyorum. Eyüpyeli'den inşallah artık göçlerin önüne geçtik. Harika başkanım. Muhtemelen vatandaşlarımızın da sorular arasında vardır doğalgaz. Doğalgaz evet. En önemli. Aslında Eyüpyeli'den göçün en büyük sebebi doğalgaz idi. Doğalgaz, evet. Yine gerek seçimde, gerek seçildikten sonra vatandaşların işte değerli başkanım Karaköprü'de doğalgaz var, Halilye'de doğalgaz var, 32 ilden büyük Eyüpyeli'de neden doğalgaz yok feryatlarını halen şu anda da duyar gibiyim. O günde kendilerine elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğimizi ve Eyüpyeli'ye doğal gazı kazandıracağımızı ifade etmiştik. Doğal gaz AŞ ile çok ciddi görüşmelerimiz oldu Aksa ile. Muhammed Bey bizi dinliyorsa kendisine burada şükranlarımı iletiyorum, selamlarımı da gönderiyorum. Ona yakın görüşmemiz oldu. Gerek teşkilatımız, AK Parti ilçe başkanımız, meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimizle birlikte onlarca toplantı gerçekleştirdik Aksa Doğalgaz'da ve doğalgazın neden Eyüpyeli'ye gelmesi gerektiğini onlara anlattık. Onlar da ikna oldular ki şunu da ifade ettiler. Sayın Başkanım, bugüne kadar hiç kimse sizin kadar doğalgazın Eyüpyeli'ye gelmesi için çabalamadı, çaba göstermedi. Hem bu çabanız hem bizi ikna etmeniz bize büyük bir yol açtı dediler. Yine bakanlıklarla görüştük ve Allah'a çok şükür geçen yılın sonlarında ilk kazmayı vurmuştuk. İlk maşereyi yakmıştık. Evet, bundan iki ay önce de, üç ay önce de bir vatandaşımızın evinde artık doğal gazda pişmiş kahveyi yudumlamıştık. Harika başkanım. Şu anda Hayati Harrani mahallemizde, Ruha mahallemizde hızlı bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Yine Süleyman Şah mahallemizde, Eyüpkent mahallemizde ve Yenice'nin bir kısmında inşallah doğalgaz çalışmaları yapılıyor. Yine doğalgaz AŞ'den de şunun sözünü aldık. İnşallah peyderpey Eyüpyeli'nin geleni doğalgaza kavuşturacağız. Tabii ki buradan Akaba mahallemiz, Akşemseddin mahallemiz, 15 Temmuz ve Direkli mahalle sakinlerimiz de tabii ki biz merakla dinliyorlardır. Evet. Onlara da sözümüz olsun. İnşallah gelecek yılın ilk çeyreğinde İnşallah kademe evet Akaba mahallemizden başlamak üzere doğalgaz için inşallah ilk kazmayı vuracağız
ve Akşemseddin, Akabe, 15 Temmuz ve Dilekli mahallelerimizde inşallah doğalgaza kavuşturacağız. Ve Eyyubiye'den göçün önüne geçmiş kesinlikle olacağız. Hatta artık Eyyubiye göç alacak. Kesinlikle. Kesinlikle. İnanıyorum bu projelerden sonra. Ve başkanım, kış aylarında tabii doğalgaz olmadı, odun sobalarının sürekli kullanılması bir hava kirliliği neden oluyor. Başkanım tabii, göz görü görmediği durumlar, havalar çok soğuk oldu mu aman Allah'ım. Zaten siz kış ayı gelin göz gözü görmüyor. Görmüyor, çok yani zor. Yani muhtemelen uçak seferleri yapmışsınız, iyi bir tozdan kesinlikle dumandan görünmüyor. Kesinlikle, dumandan görünmüyor inşallah. İnşallah bunun eşleri vurdu. Zamanla inşallah. Yorumları okuyayım çünkü ard arda ben okumadıkça başkanım yorumlar evet ard arda geliyor. Yorumlarımızın hepsini okuyayım baştan. Mehmet Bayat sormuş, nakliyeciler sitesiyle ilgili durum hangi aşamadayız demiş. Evet. Mehmet Bayat. Evet, hemen buğday pazarımızın evet yanındaki alanda şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bir çalışması var. Buğday pazarını taşıma yönelik, yine buna entegre olarak nakliyeciler sitesini de inşallah o bölgeyi taşımayı hedefliyor Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Hem trafik sıkıntısının olmadığı daha evet nezih ortamlarda inşallah nakliyecilerimizi taşıyacağız ve sıkıntılarını gidereceğiz. Mehmet Bayatlı değil mi? Evet başkanım. Mehmet kardeşime de buradan selam olsun. Sorusu çok güzeldi. Gerçekten ciddi manada sıkıntı yaşıyorlar. Sıkıntılara biz de şahitlik ediyoruz. Sıkıntının hızlı bir şekilde çözüme de kavuşması gerekiyor. Bu noktada inşallah ben de hemen programdan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımıza yine hatırlatmış olacağım ki çalışmalarını zaten devam ettiriyorlar. İnşallah başkanım. Şahin Kurt demiş, selam, iyi akşamlar Gülizar Hanım. Sayın Başkanım, Mehmet Kuş'a sorarsanız Karakoyunlu Mahallesi'ne kentsel dönüşüm projesi olacak mı? Evet. Ve ne zaman olur ise diye. Evet, onunla da ilgili Büyükşehir Belediye'miz evet çalışmasını devam ettiriyor. Kardeşimizin ismi? Şahin Kurt'tu başkanım. Evet. Şahin kardeşimiz muhtemelen bizi takip ediyordur. Evet. 10 gün önce Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı bizleri ziyaret ettiler. Ben özellikle Karakoyun mahallemizi masaya yatırdım. O bölgedeki vatandaşlarımızın ciddi manada sıkıntı yaşadıklarını kendilerine de ifade ettim. Şu anda bir taraftan büyük şehrimiz çalışırken benim de çok önemsediğim ki Şahin kardeşim de bizi duyuyordur buradan. Muhtemelen kendisi şu ifadeyi de kullanıyordur. Biz Eyyubiye demeyiz, Halliye demeyiz. Evet. Çok arada kalmış bir mahallemiz ama ben oraya gerçekten pozitif ayrımcılık yapıyorum. Birçok mahalle gezisini de gerçekleştirdim. Oradaki vatandaşlarla birlikte muhabbet etme imkanım oldu. Gerçekten belki de Şanlıurfa'nın en sıkıntılı mahallesi. Kesinlikle. Bir an önce oraya neşter vurulması gerekiyor. Şahin kardeşime yine buradan selam olsun. Allah izin verirse bu çalışmaları bir önce ifade ettiğim gibi hem Büyükşehir Belediye'miz bu konuda çalışmalarını yürütüyor hem de şahsım olarak bu konuyu önceliğime almışım. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı ile ciddi bir toplantı yaptık. İnşallah önümüzdeki haftalar içerisinde Ankara'da kendilerini ziyaret edeceğim ve bu konuyu Ankara'da inşallah masaya yatıracağız ve Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'dan da inşallah bunun desteğini isteyeceğiz. İnşallah başkanım. Ekrem daha yazmış. Belediye hizmet binasının yanında bulunan Işıklara Bulvarı adı altında bir üst ya da alt geçit evet yapılsa ne güzel olurdu evet demiş. Doğrudur. Buradan kardeşime selamlar olsun. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımıza biz bu durumu ilettik. Şu anda proje aşamasında inşallah en kısa zaman dilimi içerisinde de oraya bir üst geçit inşallah kazandıracağız. Ki nüfus yoğunluğunun çoğu hastanemizin ve bizim hizmet binasının hemen batı tarafında ve o bölgeden hem hizmet binamıza gelen hem de hastaneye gelen vatandaşlar çok ciddi manada sıkıntı yaşıyorlar. Oraya tabiri caizse üst geçit farz olması. Yani üst geçitin olması farz. Bu konuda Büyükşehir çalışmalarını yürütüyor. İnşallah yine programdan sonra bunu da inşallah Zeynel Başkan'a söyleyelim. Çalışmalarını inşallah hızlandırırlar. İnşallah başkanım. Halil Zıt demiş, Sayın Başkan, çalışmaları göz önünde önümüzdeki yapılacak olan seçimde AK Parti'nin alacağı oy Mehmet Kuş bu çalışmalardan dolayı olacaktır demiş. Estağfurullah. Halil kardeşimize buradan selam olsun. Halil kardeşlerini arayacaktım, unuttum. Hakkını helal et. İnşallah programdan sonra ilk işim seni aramak olacak.
Halil Alpak demiş ki, merhaba Gülizar Hanım, Sayın Başkan'a sorar mısın? Bu kadar enerji, bu kadar çalışma, bu kadar heves nereden geliyor? Estağfurullah, işte onların bize demiş, değil mi? Yetiyor göstermiş ya. Oldukları. Yeter ki böyle gelin de çalışırız. Allah razı olsun kendilerinden. Allah var etsin. Başkanım, tekrar bakıyorum. Çok aynı yorumlar gelmiş. Ben okumadıkça arkadaşlar tek tek şeyleri yazmış. Ekrem, daha çok teşekkür ederim size ve değerli başkanımıza demiş. Başkanım, başlara geleceğim tekrar. Başkanım, biriksin tekrar sorularımız. Ha, Ahmet Asım Bülte, ablam başkanı çok çok selamımı söyle, onu çok, çok sevdiğimi söyle abla. O biliyor zaten beni ablam demiş. Ahmet Asım Bülte. Eyvallah Asım kardeşim, benden sana selam olsun. Dergahta bu aralar duaları az gönderiyorsun bana. Gözümden kaçmış değil. Ahmet'i biz de oradan tanıyoruz başkanım. Maşallah çalışkan bir çocuk. Evet. Allah var olsun. Salih Kubacık, başarılar dilerim Sayın Başkanım demiş. Teşekkürler Salih kardeş, Allah razı olsun. Ergün İmam yaparsa Mehmet Kuş Başkan yapar demiş. Allah razı olsun. Şöyle Ercan Aslan, onu okumuştuk galiba. Okuduk başkanım. Biz sorularımıza devam edelim. Sonra tekrar gelelim yorumlara. Aynı yorumları yazmayın ki ben burada rahatlıkla yorumlarınızı okuyabileyim. Bu şekilde okuyamıyorum maalesef. Sonra bana kırılmayın. Başkanım, yapılar ve yollarla ilgili bir bölüm oluşturmuştum. Şimdi oraya geliyoruz. Evet. Eski belediye karakolu Eybiye'de oturan herkesin bildiği bir alan atıl durumda ve burası ne yapılacak? Eski Eybiye. Eski Eybiye karakolunun. Evet, orası gerçekten çok riskli bir alandı. Teknik arkadaşlara biz o günde talimatımızı vermiştik bir sene. İyi aşkın bir zamandır. Oraya gittiler, bir fizibilite çalışması yaptılar. Burayı dönüştüremeyeceklerini ifade ettiler. Biz o zaman yıkım kararı alalım dedik. Yıkım kararını aldık, orayı yıktık. Ve inşallah oraya mini de olsa bir gençlik merkezi kazandıracağız. Gençlik merkeziyle ilgili o bölgede alternatif bir yer çalışmamızdan dolayı aslında biraz gecikti. Önümüzdeki hafta itibariyle orası netleşecek. Eğer alternatif yerde gerçek merkezini temelini atar isek bu yıkımını gerçekleştirdiğimiz karakolun yerini inşallah kadın destek merkezine inşallah dönüştüreceğiz. Ve orada inşallah kadınlarımıza dokunmuş olacağız. İnşallah orada sıkıntılarını gidermiş olacağız. Eybiye'de çok önemli Tabii, bir durum. Orada da yapacağımız proje %100 tarihi dokuya uygun bir proje olacak. Çünkü Harlan Kapı'yı biliyorsunuz. Evet. Orası tarihi dokuyudan ibaret bir yer. O yüzden oranın estetiğini, tarihini bozmama adına inşallah Urfa taşından o bölgenin dokusuna uygun inşallah bina inşa edeceğiz. Başkanım, bir de kamu kampüsü var. Bu merak edilen bir yer. Burasıyla ilgili bir gelişme var mı, neler var? Herkesin merakla beklediği bir proje bu da. Şimdi tabii biz yine göreve başladığımız zaman Eyyubiye Belediyesi'ni 4-5 yerden idare ediyorduk. Çok dağınıktı. Evet. Ve vatandaşlarımız da bu noktada çok ciddi şikayetleri vardı. İşte gece kondu birimine giden başka bir binaya gidiyor. Zabıta işi olan başka bir binaya gidiyor. İmarla ilgili işi olan vatandaşlarımızdan bahsediyorum. Onlar başka binaya gidiyor. Velhasıl kelam keşmekeş bir durumdaydı. Biz o gün bu sıkıntıyı ivedi bir şekilde çözümlememiz gerektiği kanaatini vardık. Ve arkadaşlarımıza talimatımızı verdik yine. Şu anda 8 yataklı araştırma hastanesinin yanında şu anda hizmet binası kullanmış olduğumuz alan bizden önceki dönem arkadaşımız tarafından hasta yakınları misafirisi olarak yapılmıştı. Evet. Biz dedik ki şu anda önceliğimiz hizmet binamız, vatandaşımızın gelip hizmetini hızlı bir şekilde göreceği alan lazım dedik. Orayı tadilatını gerçekleştirdik ve şu anda Eyyubiyeli kardeşlerimiz oraya geliyorlar. Daha önce 2 günde bitiremedikleri işlerini şu anda 1-2 dakikada, 10 dakikada işlerini bitirip evlerine geri dönüyorlar. Tabii yine sıkıntı yok mu? Tabii ki sıkıntı var. Hem şu andaki mevcut binamızın fiziki anlamda yetersizliği, hem de vatandaşlarımızın yine hizmetlerini karşılama adına kamu binalarına gitmekte zorluk çektiklerini görüyoruz. Evet. Şu anda Gülizar Hanım kaymakamlık Halliye ilçemizde. Nüfus Halliye ilçemizde. Milli Eğitim, ilçe Milli Eğitim
ilçe tarım. Evet. Yine Halliye ilçemizde. Velhasıl kelam kamu birimlerinin %100'ü Halliye ilçemizde. Evet. Vatandaşımız işte bu işlemlerini yürütmekte ciddi manada sıkıntı yaşıyorlar. Biz de ne dedik? Kamu kampüsünü Eyyubiye'yi inşallah Eyyubiye'li kardeşlerimize kazandıracağız dedik. Şu anda projemiz bitim aşamasında. Şu anda ekranlarda izliyorsunuz Gülsü Hanım. Evet. Çok modern, tarihi dokuya uygun yapmadık. Artık Eyyubiye'nin modern binalara, modern alanlara ihtiyaç duyduğunu evet, hep tartıştık. Kesinlikle. O kadar hasıl olduğu için. Çevresi komple değişmiş. Ve şu anda projemiz hemen hemen bitme aşamasında. İnşallah ödenek de kısmen hallettik ödeneğini de. İnşallah 2022 yılında temelini atacağız. Ve kamu kampüsünü ki hemen hemen Türkiye'de ilklerden sayılır. Kamu kampüsünü inşallah Eyyubiye'ye kazandıracağız. Artık gerek kamu birimlerinde gerek belediyede işi olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz kamu kampüsüne gelecekler. İşlerini hızlı bir şekilde bitirip evlerine ya da işlerine inşallah geri dönecekler. Tabii ki izlerken yine heyecanlanıyorum. Evet. İnşallah bizim dönemde Eyyubiye kampüsünün, kamu kampüsünün hem temel atma hem de açılışı inşallah Cenab-ı Mevlam bizlere nasip eder. İnşallah, ve inşallah Eyyubiye'li kardeşlerimizin huzuruna inşallah alnımız az şekilde çıkarız. Cenab-ı Mevlam inşallah bugünleri bizlere nasip eder. İnşallah başkanım. Evet. Yorumlar geliyor. Mehmet Arslan'ın bir yorumu var. Daha sonrasında da şöyle bir yorum yapmış. Çöp kokusunu niye geçiyorsunuz Gülizar Hanım, başkanımıza iletin diye. Evet. Ben Mehmet kardeşimize de göstereyim. Elimde sorularımın içinde yer alıyor sorum. Yer aldığı için bazı yorumları geçmek durumunda kalıyorum. Çünkü zaten bunu soracağım. Ki onu sorduğum esnada senin de sorunu dile getireceğim. Eyvallah. Lütfen hani sabırlı olun. Ben istiyorum ki hem yeni yapılacak projelerden bir haberdar olalım. Eyyubiye'de neler yapılacak? Eyyubiye'nin çehresi değişiyor ve daha birçok güzel proje Mehmet var. Midir? Mehmet Arslan. Soracağım kardeşim, ne olursun senden rica ediyorum. Mehmet kardeşimiz ama %100 haklı. Rica ediyorum başkanım. Heyecanlanması da haklı, sabırsızlanması da haklı. Kesinlikle. Sorularım var. Evet. Hepsi hazır bu yanımda. Soruyu alıyor muyuz, bekliyor muyuz? Alalım başkanım. Mehmet kardeşimizin alalım. Sorusunu almış olalım. Alalım başkanım. Çöp kokusu Mehmet problemi yaşıyorlarmış başkanım. Hani sabırsız dedik ya, %100 hak veriyorum. Haklı tabii. Şöyle Gülizar Hanım. Eyyubiye'nin her tarafını böyle karış karış altından donatsak, zümrütle de Eyyubiye'yi kaplasak, bu çöp kokusunu gidermediğimiz müddetçe Eyyubiye'ye evet, bir şey yaptık diyemeyiz. Gerçekten doğru, hem sağlığı çok ciddi manada tehdit ediyor, hem de gerçekten yaşanmaz bir ortam. Şimdi tabii ki Mehmet kardeşim de muhtemelen bizi dinliyordur. Şunu da kendisi biliyor. Aslında biz ilk gün itibariyle ciddi manada bu çöp kokusunun üzerine yürüdük. Gittik büyükşehirlerimizle birlikte ve şu anda çöp kokusu geldiğimiz ilk gün itibariyle o günle bugün arasında %60, %70 iyileşme oldu. Yani ilk günkü koku yok. Ama tabii ki yeter mi? %100 kesmek lazım. Tabii. Emin olun orada 10 dakika kokuya dayanılmıyor. Şu anda büyükşehirden biz meclis kararı aldık. Büyükşehirimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın sunmuş olduğu kararı büyükşehirden aldık. Şu anda alternatif bir yer oluşturuldu. Şu anda bakanlıkla da görüşme halindeyiz. İnşallah o görüşmeler de hızlandırıyor. Genel Başkanımız da bu konuda hassas. Hızlı bir şekilde inşallah çalışıp yeni alana çöp merkezimizi kuracağız. Ve inşallah artık Eyyubiye'yi sadece kokudan değil çöp merkezinden inşallah kurtarmış olacağız. İnşallah başkanım. Yani bu konu Mehmet kardeşim evet, önemli. Ben haklıdır. De önem verdiğim için Mehmet sorularım kardeşim da haklı. Verdim. Ahmet amcam Murat da Kılıç haklı. Da aynı problemden evet, yakınmış. Eyvallah. Onu da söylemiş haklı, olayım. Atlamış haklı olmayayım. Hiç kimseye atlamak evet, istemiyorum. Hepsine de sözüm var. Tek tek okuyacağım. Şöyle sadece hani ben de sorularım içinde yer alıyorsa oraya geçiyorum. Sorularımı da isminizle beraber ileteceğim. Hı. Ve başkanım gelelim Kito Deresi. Kito evet, Deresi biliyoruz, orası bilinen alan. Vatandaşların da orayla ilgili talebi vardı. Atıl durumda bir alan. Oraya neler yapılacak, ne olacak orası? Evet, Kito Deresi bizim Osmanlı mahallemizle evet, Yenice mahallemizin tam ortasına kalan bir dere, bir alan. Ahmet daha önceki hali yok değil mi? Daha önce halinde derken şu anda o molozların olduğu falan. Şu anda çok atıl durumda. Hı hı.
Orayla ilgili çok kışın, fazla şikayet geliyordu tabii, başkanım. Tabii, evet, kışın çamurdan geçilmiyor, yazın toz, topraktan geçilmiyor. Oradaki yine vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin bizden talepleri oldu. Biz Kito Deresi'ni hem Osmanlı hem de Yenice mahallelerimize kazandıracağımızın vaadini vermiştik. Evet, bu vaatte de bulunmuştuk. İlk etabı bu yılın ortasında gerçekleştirdik. Halı sahamızı kazandırdık o bölgeye. Şimdi yine projemiz yine bitme aşamasında. Buradan yine Osmanlı ve Yenice mahalle sakinlerine sözümüz olsun. Allah'ın izniyle gelecek yılın sonunda, işte şu anda projemiz hazır görüyorsunuz. Evet. İçinde semt pazarımız olacak. İçinde kitap otağımız olacak. İçinde yine çocuk oyun gruplarımız olacak. Halı saha demiştik, halı sahamızı yaptık, evet, ilk etabı. Yürüyüş alanlarımız olacak. Velhasıl kelam yine Şanlıurfa'nın en güzel parklarından birini inşallah Osmanlı ve Yenice mahalle sakinlerine inşallah kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz. Başkanım maşallah gençlerimizi her yerde düşünmüşüz. Gençler, evet, ve çocuklar her yerde. Türkiye'nin harika, en genç nüfusu kesinlikle Eybiye. Şanlıurfa'da demiyorum. Kesinlikle Eybiye'de. Çocuklarımızı önemsiyoruz. Çocuklarımız için ne yapsak vallahi azdır. Kesinlikle başkanım. Evet. Halil Çiftçi yazmış. Sayın başkanım, ana caddelerde, sokak aralarında sizin deyiminizle boncuklar var. Çocuklarımız, evet, çok korkuyor. Çocuklar sabah erken okula gidemiyor korkudan demiş. Evet. Sokak hayvanlarını mı kastediyoruz boncuklar derken başkanım? Evet, yine haklılar. Belki de Eyyubiye'nin temel iki en büyük, evet, tabii ki sorunundan. İki tanesi, biri çöp kokusuydu, biri de boncuklar. Tabiri caizse kıtmirler diyoruz. Sokak dostları, sokak dostlarımız köpekler. Evet. Çok ciddi manada hakikaten Eyyubiye'de cirit bazen atıyorlar. Bazen saldırgan durumunda olabiliyorlar başkanım, evet, maalesef. Evet, doğru. Ki yani ailelere hakikaten üzülüyorum, çocuklarımıza üzülüyorum. Sabah çocuklarını okula göndermekte güçlük çekiyorlar. Kendileri de korkuyor, evet, başkanım. Bunun temel sebebi Gülizar Hanım, hayvan barınağının yine Eyyubiye'de olması. Evet. Onunla ilgili ilk gün itibariyle seçildiğimiz ilk gün itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu sıkıntının giderilmesi yönünde ciddi manada meclis üyelerimizle birlikte tekliflerimiz oldu. Tabiri caiz artık dayatmamız oldu, öyle diyebilirim. Evet. Tabii ki sağ olsun Zelal Başkanımız da Eyyubiye pozitif ayrımcılık yapıyor. Şu anda bir alan tespit edildi. Eyyubiye ilçemiz dışında bir alan tespit edildi. 3 ay önce ihalesi yapıldı. 3-4 ay. Ayları şaşırabilirim. 3-4 ay önce ihalesi gerçekleştirildi. Şu anda yapımına devam ediliyor. İnşallah yakın bir tarih itibariyle de yapımı biter. Ve Eyyubiye'deki hayvan barınağını inşallah ilçemizin sınır dışına inşallah herhangi bir yere taşımış olacağız. İnşallah ve bu boncuklardan tabiri caizse köpeklerden, evet, Eyyubiye'mizi kurtarmış olacağız. Yani kurtarmış derken keşke imkanlar tamamen olsaydı. Tamamen kurtarmak mümkün değil. Yok, yani şöyle, hayır. Ki aslında onlarla da yaşamak onların, lazım. Evet, onlarla da yaşamak yani, lazım. Evet, onları ama da alıştırmak lazım. Bu kadar yoğunluk lazım değil yani. Tabii, bu kadar yoğunluk da değil. Haklısınız başkanım. Evet. Ama inşallah gelecek yılın ilk çeyreğinde hayvan barınağının yapımı biter ve Eyyubiye'den taşırız. Zaten taşınması halinde artık sokak hayvanlarından, dostlarımızdan kurtulmuş oluruz, öyle diyelim. Evet başkanım. Salih Dayan demiş, selamlar Gülüz Hanım. Sayın başkanıma sorabilir misiniz? Eyyubiye sanayi sitesi kurulacak mı acaba? Selam saygı ile iyi yayınlar demiş. Evet, Eyyubiye sanayi sitesi kurulacak mı? Yine demiş, bizim aslında kanayan yaralarımızdan biri idi. Biriydi diyorum çünkü birçok sıkıntıyı emin olun bertaraf ettik, neşteri vurduk. Yine biz mahalleleri gezdiğimiz zaman özellikle ablalarımızın çok ciddi şikayetleri vardı. Neden ablalar diyorum? Çünkü sabah beyler evleri terk ediyorlar, iş yerlerine gidiyorlar. Sabahtan akşama kadar ablalarımız, bacılarımız evlerinde kalıyor. Ve sanayi maalesef Eyyubiye'nin içerisinde. Evet. Hangi mahalleye giderseniz gidin göreceksiniz, ya kaynakçımız var orada, ya hurdacımız var orada, ya tamircimiz var, lastikçimiz var. Ve çok ciddi manada gürültü kirliliğine sebebiyet veriyor. Ve çok ciddi rahatsızlık duyuluyor. Bunu bize ilettiler. Ben hakikaten o gün dedim ki söz, bana dediler ki başkanım her gelen her giden söz dedi. Ama olmuyor. Dedim ki Allah'ın izniyle bizim sözümüz sözdür dedim. Bir yıldır mücadele veriyorum bu konuda. Geçen yıl tebligatı gönderdik.
şehir merkezindeki sanayiciler için söylüyorum, mahallelerimizdeki. Önce kabul etmediler, direndiler. Biz de kendilerine kararlı olduğumuzu ifade ettik. Şahsımızla ilgili bir talep değil, toplumsal bir sıkıntı bu dedik kendilerine. Ve Uğurlu mahallemizde bir sanayi sitesi var. Evet. Kendilerine biz hani oraya gidin demedik ama orayı önerdik. Dilerseniz oraya gidin dedik. Ondan sonra siz oraya giderseniz asfaltın sözünü de verdik. Tabii. Asfaltı yapacağımızı, sıcak asfaltı yapacağımızın harika da vaadinde bulunduk. Bugün yoğundum. Sanayici arkadaşlarımız görüşmek istediler. Sahada olmam hasebiyle daha önce programlamış olduğum randevulardan dolayı kendileriyle görüşemedik. İnşallah çarşamba günü kendileriyle görüşme fırsatımız olacak. Ve taleplerini inşallah bir bir yerine getireceğiz. Ve merkezdeki inşallah bütün sanayileri şehrin dışına inşallah göndermiş olacağız. Ve hem gürültü hem de görüntü kirliliğinin de inşallah önüne geçmiş olacağız. İnşallah başkanım. Hüseyin Ataş demiş, Osmanlı'daki yaptığı park için teşekkürlerimi sunar mısınız demiş. Teşekkür ederim. Her şeyin en güzeline layık kardeşim. İnşallah daha güzellerini de yapacağız. İnşallah. İnşallah. Başkanım ben şuna dikkat ettim. Hani sorularıma da bakıyorum. Vatandaşların da sorularına bakıyorum. Gerçekten yeşil alan noktasında, Eyüp'ü değiştirme noktasında, Eyüp'ün çehresini değiştirme noktasında birçok çalışmanız var ve kentsel dönüşümler var. Ne en zor şeydir aslında. Kentsel dönüşüm evet kadar zor bir durum yok. Bununla ilgili rezerv alan çalışmalarınız var. Bununla ilgili duyduk başkanım. Duydunuz? Bununla ilgili hazırlıklarınız var. Kulağımıza geldi ve burada müjde istiyoruz. Biz ilk Urfa Notik TV ekranlarından duymak istiyoruz. Nedir bu? Rize Hanım, kulaklarımız çok delik. Araştırdık başkanım. Emin olun biz bunu neredeyse tabiri caizse sır gibi saklıyorduk. Duymanız hakikaten beni şaşırdı. Bu da sizin ne kadar işinize ehemmiyet gösterdiğinizin göstergesi. Evet, yine Eyüp'ü biliyorsunuz %87'si evet gece kondu. Kesinlikle. Yine biz seçimden önce ve seçimden sonra vatandaşlarımıza Eyüp'ü güzelleştireceğimize, Eyüp'ü değiştireceğimize dair bir vaatte bulunmuştuk. Ve şu anda ekranlarda görüyorsunuz evet, bu Akşa Mescit bölgemiz, Asya evet mahallemizin hemen güney tarafı, çevre yolun orası. Yaklaşık 1,5 yıldır yapımı devam ediyor. Bir buçuk yıldır yapımı devam ediyor. Hemen hemen şu anda bitme aşamasında. İnşallah anahtar teslimini de muhtemelen 2 ay sonra alacağız. TOKİ tarafından. Şu anda ikinci etapla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlar şöyle durursanız, hatta biraz daha geri gelirseniz. Tam genel olarak projeyi görmüş oluruz. Herkes de görmüş olur. Biraz daha arkadaşlar. 367 konut, evet, 37 iş yeri, yeşil alanları, dinlenme alanları olan bir proje. Bir önce ifade ettiğim gibi yakın bir zaman dilimi, tamam burada durabiliriz. Yakın bir zaman diliminde inşallah anahtar teslimini alacağız. İnşallah. Peki ondan sonra ne olacak? Şu anda inşaatları görüyorsunuz, yükselen binaların. Yükselen binaların hemen arkasında gecekonduyu görüyorsunuz. Orada bir keşmekeşlik var. Nasıl bir fark var? Evet. Şimdi oradaki vatandaşlarla TOKİ ve Eyüp'ü Belediyesi olarak önümüzdeki haftalar içerisinde bir araya geleceğiz. Yüz yüze görüşmelerimiz olacak. Vatandaşlarımızla orada anlaşma sağlayabilirsek ki %99 vatandaşlarımız sıcak bakar. Çünkü oraya doğalgazın gelme ihtimali yok. Değişecek temizlik yani noktasında çok evet ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Elektrik noktasında ciddi hı-hı sıkıntılar var. Yeraltı, drenaj noktasında evet çok ciddi sıkıntılar var. Yani yaşanabilir durum değil. O vatandaşlarımızla inşallah anlaşıp vatandaşlarımızı, bu binalarımızı taşıyacağız. Bu binalarımızda evler kazandıracağız. Ve ikinci etap inşallah bu projenin devamı olarak orada devam edecek. Toplamda 4 etaptan oluşan bir kentsel dönüşüm projesi. İnşallah 4 etabı da tamamlayacağız. Ve 4 etabı tamamladıktan sonra 3000 konutu Eyüp'ü'ye, Eyüp'ü'yle kardeşlerimize kazandırmış olacağız. Zaten bu proje, bu 3000 konutu kazandırdıktan sonra da tabiri caizse domino taşı gibi artık hepsi şehir değişecek ve gelişecek. Rezerv alanı dediniz, aslında Ahmet rezerv alanı, bakın kayıtlarımız da varsa madem Gülriz Hanım istedi müjdeyi buradan verelim müjdeyi. Tabii şimdi kentsel dönüşümler yeterli değil. Evet. Eyüp'ü şu anda
sıkışmış durumda. Başkanım çok zor. Kentsel dönüşümü başarabilmek çok zor. İnsanları ikna edebilmek çok zor. Evet. Şimdi bize dedik ki alternatif kentsel dönüşüme alternatif bir de rezerv alanları oluşturalım. Emlo'nun 2,5 yıldır sessiz sedasız ekibimizle birlikte belki de Ankara'da yüzlerce görüşmemiz oldu. Ve Allah'a çok şükür geçen ay Bakanımız Murat Kurum imzaladı. Ben kendisine buradan Eyyubiyeli kardeşlerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Biraz bekletelim isterseniz şöyle bir. Şöyle kuş bakışı ondan sonra. Evet, genel görelim. Ekran başındaki kardeşlerimizle birlikte inşallah yeni Eyyubiye'yi izlemiş oluruz. Kesinlikle. Şöyle duralım. Şimdi harika. Planı imzalandı. Şu anda tapusu Eyyubiye Belediye'mizde. Şu anda bu alan Eyyubiye'li kardeşlerim. Ve benim değil. Belediye Eyyubiye 400 bin nüfuslu Eyyubiye'li kardeşlerimizin. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz binalar, ibadet alanları, eğitim alanları, sağlık alanları %100 oturma şekli. Evet. Ve Türkiye'de bir ilk. Gülizar Hanım, Türkiye'de bir ilk diyorum. %60'ı dikkat ederseniz yeşil alan. Evet, yeşil alan onu diyecektim. Evet. Yeşil alan yerleşim alanından daha geniş fazla. Türkiye'de öyle bir yer yok. %60'ı yeşil alan. İhtiyaç duyduğumuz şey bu. Ve şu anda yeşil alanların hepsini de sosyal donatı alanlarına dönüştüreceğiz. Eğer müsaadeniz olursa izleyelim. Tabii başkanım. Ondan tabii sonra ki izleyelim. İzledikten o zaman sonra yorum kısa yapalım. Bir veterimizi izleyelim bununla ilgili. Evet, birlikte izleyelim. Şu anda gördüğünüz görüntülerin %100'ü doğru oturma alanları olarak doğru yani. Evet. Bu projenin de inşallah lansman toplantısını önümüzdeki ay içerisinde yapacağız. Biz öncesinden duyurmuş olduk başkanım. Yani Eyyubiye'de nasıl değişiyor başkanım ya? Değişecek inşallah. Biz tabii ki burada ekran başında bizi izleyen kardeşlerim şunu bilsinler. Biz sadece Eyyubiye'de parklarla vakit geçirmiyoruz. Biz sadece Eyyubiye'de gençlik merkezleri yaparak vakit geçirmiyoruz. Semt pazarları yaparak vakit geçirmedik. Yollar açarak vakit geçirmedik. Gözlerden vakit geçirmedik. Eyyubiye'nin 50 yılını düşündük. 50 yıl sonrası düşündük. Ona göre bir planını yaptık. İşte önümüzdeki 50 yılın Eyyubiye'sinin sonrası gerektiğini onu umut attığımız ve bu şekilde bu şekilde kazandıracağız demiyorum bu güzel. Ekran başındaki arkadaşım yönelmesi. Kazandıracağız demiyorum, kazandırdık diyorum. Kazandırdık, bitti, harika. Onaylandı inşallah. Sözde değil başkanım. Evet, evet, çalışıyoruz. Şu gördüğünüz sivil tepesinde Şanlıurfa'nın hepsi ayaklarımızın altında. Harran Ovası'nın hepsi ayaklarımız altında. Tabii ki ekran başındaki izleyen kardeşlerim burasının neresi diye muhtemelen merakla soruyorlardır. Tabii. Burası Eyyubiye'mizin hemen güney tarafı. Akçakale yoluna 1-1,5 kilometre mesafede. Yani yol uzak değil. Evet. Hemen şehre yakın. Yine Eyyubiye'den çevre yolundan 800 metre mesafede. O Akçakale yolu üzerindeki sıraları biliyorsunuz. Fabrikalar. Evet, biliyorum. Hemen onun arka tarafı, ticari alanların hemen arka tarafı. Yani şehir merkezinde uzak bir yer değil. Uzak değil. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Harika. Başkanım ben şunu fark ettim. Birçok başkanımızla da bütün neredeyse başkanlarımı konuk aldım. Birçok projeyi inceledik. Eyyubiye gibi zor bir ilçede, Şanlıurfa'da olmayan bir proje. Evet. Ve çok zor bir ilçede. Kesinlikle evet. Ben de
tebrik ediyorum sizi ki EYB'nin böyle bir değişime ihtiyacı var ki dedik ya artık göç alan olacak. Evet. Galiba gerçekten göç alan olacak. Bir hatırlarsınız bizim rahmetli Ahmet Güzel vardı. Evet, bir gün herkes Karaköprülü evet. olacak derdi ya. Evet. Sanki bir gün herkes EYB'li mi olacak? İnşallah. Başkanım böyle giderse kentsel dönüşümlerle, iknalarla, bu tür projelerle evet. umarız inşallah. İnşallah. Bu yer gözde ilçelerimizden biri olacak. Biraz önce bilmiyorum ses gitti mi arkadaşlara. Bu yeri merak eden vatandaşlarımız olabilir. Evet. Yine bu Eyüp'ümüzün hemen güney tarafında 800 metre mesafede Akçakıyı yolundan da 1-1,5 kilometre mesafede bir alan. Yani şehrin evet. merkezinde olan bir alan. Bir önce ifade ettiğim gibi proje %100 bitti. Kazandıracağız demiyorum. Kazandırdık diyorum ben. Bitti yani. İnşallah büyük şehrimizle birlikte şu anda büyük şehirle ilgili toplantılarımız devam ediyor. İnşallah büyük şehrimiz altyapısını başlayacak. Başlar başlamaz inşallah Eyüpiye'nin değişimine hep birlikte inşallah şahit olacağız. Bizler Eyüpiye'nin 50 yılını planladık. Kesinlikle. Yani biraz önce ifade ettiğim gibi sadece evet. biz park, gençlik merkezleri, semt pazarları, yol açmalar, yol genişletmeleriyle ilgilenmedik. Eyüpiye'nin 50 yılını planladık. Ve inşallah bunu en yakın bir zamanda inşallah Eyüpiyeli kardeşlerimize ilk kazmayı vurarak buluşturacağız. İlk kazmayı vurarak tanıştıracağız. Yeter mi? Yine yetmez. Şöyle durursak şu boşluk gördüğümüz yeşil evet. alanları görüyorsunuz. En, evet. Orası Haran Ovası olarak düşünün. Orası ki Haran Ovası. Evet. Hemen şu anda görmüş olduğunuz görüntünün batı tarafı. Orada da biz o zaman bunu da açıklayalım. Onu sır gibi saklıyorduk. Orada da Gülizar Hanım 5000 dönüm. Harika. 5000 dönümü de buraya ekliyoruz. Şu anda yine bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor. Sağ olsun bakanımız da Eyüpiye'ye pozitif ayrımcılık yapıyor. Her gittiğimizde şunu söylüyorum ben. Sayın Bakanım ben talepte bulunmuyorum. 400 bin nüfuslu kardeşlerimizin selamını getirdim. Getiriyorum. Onların talebidir. Sizden destek, dua bekliyoruz. Diyoruz kendisine sağ olsun beni değil, Eyüpiyeli kardeşlerimizi kırmadı ve bu projeleri bize kazandırdı. Gülüz Hanım 5000 dönümü de kazandırırsak 6400 dönüm. Daha ne olsun? Yaklaşık 300 bin nüfusu bağrında barındıran yeni bir alan oluşturuyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek. Eyüpiyenin 50 yılı garanti altında demek. Kesinlikle. Cenab-ı Mevlam inşallah bu binalarda bizlere oturmayı da nasip etsin. İnşallah ki başkanım. İlk müşteri benim. Harika. Tabii orada oturacağım Allah'ın izniyle. Bütün kardeşlerimizi buraya davet ediyoruz. Hem Karaköprü'den, hem Halya'dan, Viranşehir'den, Siverek'ten, Akçakale, Harran'dan, Suruç'taki bütün vatandaşlarımızı inşallah artık Eyüpiye'ye bekliyoruz. Eyüpiye'ye davet ediyoruz. Düşünsenize böyle bir ortamdasınız. Böyle bir alanda %60 yeşil alan. Harika. Daha Allah'tan ne isteyeceğiz yani? Hiçbir şey ya evet. başkanım. Gerçekten ki yeşil alana bu kadar acı. Şu an bile yeni yapılaşma olan Karaköprü'yü de görüyoruz. Evet. Maalesef yeşil alanları unutuyoruz. Yeşil alanlar sürekli unutuluyor evet. ve birçok projenizde yeşil alanın çokluğu bizleri memnun ediyor başkanım. İnşallah bu projede lansman toplantısının önümüzdeki ay içerisiyle hem sizlerle geçtiğimiz aracılığıyla paylaştık ama daha biz detaylarını. Müjdeyi öncesinden evet. verdik detaylarını ama inşallah, detaylarını da inşallah paylaşacağız. Orada da yayında vermiş evet, oluruz. İnşallah. Başkanım şöyle Ahmet Efe Akdoğan bir yorum yapmıştı. Ha kaçırmayayım istedim. Çok önemli bir soru aslında. İyi ki de sormuş. Ben de teşekkür ediyorum. Benim de unuttuğum bir soruydu. Başkanıma sorar mısınız demiş. Engelliler için projeleri var mı? Varsa bunlar nelerdir diyor. Evet. Ki çok önemli gerçekten. Doğru, çok evet. teşekkür ederim. Evet şu anda yine bizim park bahçe birim müdürümüze, başkan yardımcımıza bir talimatımızı verdik. Evet. Engellilerle ilgili bir park inşallah yapımına başlayacağız. Özel engelli kardeşlerimiz için. Onlar hakikaten onların duasına ihtiyacımız var. Aslında en güzel hizmetler de onlara layık. Hakikaten kesinlikle. Onlara ne yaparsak yapalım yani bir şey yapmış olamayız. Evet. Onlar Cenab-ı Mevlam'ın bize hediyeleri, armağanları. Kesinlikle. İnşallah parkımızda başlayacağız. Ve kendilerine inşallah birçok alanda da destek olacağız, yardım olacağız. İnşallah başkanım.
Hüseyin Ataş demiş, Osmanlı'daki yaptığı park için teşekkürlerimizi sunar mısınız? Lütfen selamlarınızı iletin. Selam borçtur demiş. Biz de selamlarını iletmiş olduk. Ben teşekkür ederim. Aleyküm selam kardeşim. Allah razı olsun. Hikmet Kaçkın yazmış. Hayırlı akşamlar. Hacı Bayram Mahallesi Ümit Caddesi'ne ne zaman asfalt dökülecek diye sormuş. İkinci etabı soruyordur kardeşimiz Hikmet. Hikmet de değil mi? Evet. Ne? Hikmet kardeşim, ilk etabı geçen sene yaptık. İkinci etapla da ilgili parke taşı sökümlerini gerçekleştirdik. Haklısınız, biraz mağdur oldunuz. İhale ile ilgili hafif bir sıkıntı yaşadık. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle asfalt serimine başlayacağız. Malzeme ile ilgili biraz sıkıntımız vardı. Onu giderdik. İnşallah önümüzdeki hafta asfalt serimine başlayacağız ve oradaki sıkıntıyı inşallah gidermiş olacağız. Tabii Ümit Caddesi çok sıkıntılıydı Gülizar Hanım. Şöyle, çok araçların yoğunlukta kullanmış olduğu bir caddemiz idi. Tonajlı araçların kullanmış olduğu bir caddeydi. Sürekli yolu bozacak. Daha önce parke taşıydı orası. Ve araçların geçmesi hasebiyle çok ciddi manada parke taşlarında çöküntüler oluyordu. Tabiri caizse kırsal mahallelerden farkı yoktu. Kırsal mahalleleri küçümseme anlamında demiyorum. Birçok kırsal mahallemizden daha kötüydü yani. Evet başkanım. Ki 32 ilden büyük bir ilçe. Bunları hak etmiyordu. O gün biz onlara söz verdik, yapacağız dedik. İlk etabını geçen yıl itibariyle bitirdik, gerçekleştirdik. İkinci etabı da inşallah, bir önce de söylediğim gibi, önümüzdeki hafta itibariyle inşallah bu sıkıntıyı da gidermiş olacağız. İnşallah başkanım. İnşallah. İsmail Arslan karakteriyle hizmet eden adam gibi adamdır Mehmet Kuş başkanımız demiş. Şahin Kurt, bugünkü programı tekrar izleyebilir miyiz demiş. Şahin Kurt, ben de yanıtlamış olayım diğer izleyicilerimiz için de, bizim bütün programlarımızı program sonrasında bütün sosyal medya hesaplarımızda tamamını izleyebilirsiniz. Anlık hiçbir şekilde silinmiyor. Yorumlarınızı da görebilirsiniz. Hemen sonrasında YouTube sayfamızda da programın tümünü görüp izleyebilirsiniz. Bunu sizlere söylemiş olalım. Başkanım, Yusuf Yılmaz EYB'li gençler olarak başkanımızın yanındayız. Şanlı Gençlik Taraftarlar Derneği. Çok selamlar olsun. Yorum yapmış olmuş. Ben iletmiş olayım. Mustafa Bağtaş demiş. Gençler için düzenleyeceğiniz futbol turnuvası hem moral açısından gerek sosyal anlamda insanların kaynaşması açısından güzel bir proje. Gençliğe yatırım, geleceğe yatırım. Teşekkürler başkanım. Eyvallah, demiş. Biz teşekkür ederiz. Geçen o neymiş başkanım, bunu kaçırmışım. Evet. Şimdi tabii ki geçen hafta kırsaldaki genç kardeşlerimizin bir talepleri oldu sosyal medya aracılığıyla. Evet. İşte başkanım, biz turnuvalara katılmak istiyoruz. Eyüp'ye belediyesi olarak bizi turnuvalarda ağırlayabilir misiniz diye bir söylemleri olmuştu. Biz de genç kardeşlerimizin emrinde olduğumuzu her zamandan, her platformda ifade ediyorduk. Onlar da bu hassasiyetimizi biliyor, bizi iyi yerden yakalamışlar. Evet, genç başkanım. Kardeşlerimiz onları kırmayacağımızı çok iyi biliyorlar. Biz de kendilerine hay hay dedik. Geçen hafta Gençlik Spor Müdürümüzle görüştük. Onlara talimatımızı verdik. Yanılmıyorsam 2 gündür muhtarlarımızla görüşüyorlar. Kırsal mahalle muhtarlarımızla. Evet. Bu turnuvaya katılma isteyen köylerimizi not olarak alıyorlar. Ve inşallah önümüzdeki ay itibariyle kendileriyle bir araya geleceğiz. Ve Eyüpiye'deki gençlerimize inşallah turnuvaya dahil i̇nşallah. Edeceğiz. Hep birlikte inşallah güzel vakitler geçireceğiz. Tabii buradan da o zaman onlara bir müjde daha verelim. Verelim başkanım. Turnuvanın birinci, ikinci ve üçüncü gelen kırsal mahallelerine de çok güzel inşallah hediyelerimiz, ödüllerimiz olacak. Ona göre zamanı gelince inşallah kendileriyle paylaşacağız. Başkanım, çok güzel yorumlar var ama yorumların öncesinden bizim ekibimiz yayın öncesinden, işte biz Mehmet başkanımızla programa çıkacağız, program yapacağız dedik. Sizin önerileriniz var mı ve bir sorunuz, talebiniz var mı diye sorduk. Bakalım ne demişler. Bir veteranımız var, izleyelim başkanım. Bu da bizden size sürpriz olsun. Fanatik TV halkın sesi olmaya devam ediyor. Gülizar Gülebak moderatörlüğünde Eyüpiye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kuş akşam canlı yayın konuğumuz. O halde halkın sesi olmaya gidelim. Vallahi kendisini şahsım adına seviyorum. Çalışkan bir belediye başkanı, başarılı bir belediye başkanı. Başarılarını ben kutluyorum yani.
İnşallah bir dahaki dönemde tekrar belediye başkanını başımızda görmek isterim. Kendisine biraz çarşımızı dolaşmasını, halkın bir de kendi gözüyle her şeyi görmesini istiyoruz. Yani bizim anlatmamız onun gelip kendi gözüyle görmesi lazım. Şu anda aşağı çarşı esnafı gerçekten kan alıyor. Yani şükür ediyoruz, olan işimize şükür ediyoruz ama bir şeyler yok. Yani perişan, zor durumdayız. Yani yemeği, kiraları zor çıkarıyoruz ama eskisi gibi değil böyle gübür gübür. Onun için gelip bir aşağıyı görsün. Yani onlar daha büyük insanlardır, okumuş insanlardır. Biliyorlar, bu projeleri biliyorlar. Yani buraya bir akış versinler. Yani esnafa bir faydaları olsun. Yani tek seçim zamanı istemiyoruz biz onları. Biz onları sürekli halkın içinden istiyoruz. Yani gelip halkın içinde olsunlar, görsünler, dertlerimizi aynalsınlar. O şekilde yani. Evet, Eyyubi'ye küçük evleri etmek istiyoruz. Küçükler Mahallesi'nden bahsediyoruz sanırım. Evet, Tok evleri. Ev hak sahibi budur. Küçükler Mahallesi'nde ne gibi bir değişiklik istiyorsunuz? Ya değişiklik olmasını falan istemiyorum ama sadece yapılmasını istiyorum. Yani iki senedir Marşuk'tan önce kuramız oldu. Marşuk'un inşaatı bitmek üzere Mart'ta teslim ediliyor. Bizimkinde bir tık yok. Yani ne temeli atılmış, hiçbir şey yapılmamış ama hiçbir bilgi de vermiyorlar. Talebim var. Sayın Belediye Başkanımdan acaba mahallemize biraz bakım yapsın. Hangi mahalleden bahsediyoruz efendim? Akşemsettin Mahallesi. Akşemsettin. Evet. Ne tür bir... Yok temizlik, temizlik yok. Evet, temizlik yok. Biraz park yapsın, bakım yok. Odur, başka bir şey yok. Şimdi şöyle, Mehmet Kuş Beyefendi benimsediğim bir ilçe belediye başkanıdır. Bugün Şanlıurfa merkezde 3 tane belediye var. Benimsediğim tek şahsiyet Mehmet Kuş. Çünkü yaptığı hizmetleri güzel, onları görüyoruz. Fakat bu hizmetler yetersiz. Bugün Eyüp Peygamber dediğimiz makama orayın yol trafiği bayağı bir sıkıntı. Eğer mesela diyelim Türkiye içerisindeki yerli turistler ve yabancı turistler geldiği zaman o yolda mesela mağduriyetin sık sık yaşandığını kendimiz görebiliyoruz. Onun yarısına bugün park diyelim, yol diyelim bunların gençlere ve Şanlıurfa'ya, Eyyubiye ilçesine herhangi bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü bugün gençlerin %80'i uyuşturucuda, madde bağımlısı ve okur yazar seviyesi Eyyubiye ilçesinde düşük. Bunlarla ilgili bir proje yapılmasını ben talep ediyorum. Onun dışında diyelim ki mesela yöresel ürünlerimiz ve yöresel diyelim mesela yiyeceklerimiz, içeceklerimiz diğer illere göre çok geride kalmış. Bugün kimse hiçbir etkinlik, bir tanıtım vesaire bir şey yapmıyor. Hani bunların göz önüne alınmasını rica ediyorum. Başkanım, Mehmet Kuş akşam canlı yayın konuğumuz. Kendisine sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz, talebiniz var mı? Başta hoş geldi, sefa geldi canlı yayına. Başta bizim genel olarak Urfa geneline yani şahsıma değil. İlk etapta o yol çalışmasını bir an önce bitirsin. Her gün demesek de her hafta orada bir kaza oluyor. Bir iki kişinin ölümüne sebep oluyor. Bu da yazık, günahtır. Bak, bundan bir hafta önce 25-26 yaşlarında bir teyzem oğlu Uğurlu köyünün oralarda, eski sanayi mi oraların o bölgesinde bir trafik kazası geçirildi. O kazada benim teyzem oğlu yerinde vefat etti. Karşı arabadan dolayı bir tanesi vefat etti. Ondan 3 gün sonra bir kaza daha oluşturuldu. Yapmayacaksansa oranın akşam gece ışıklandırmasını yandırsın ki şoför olan kişiler o ışıklandırmayı görecek şekilde o sağ taraftaki, sol taraftaki 2 karış ve 3 karış boyundaki kazıları görmek şekliyle oraları ışıklandırsın ki millet ona göre aracını kullansın, ona göre yolda dikkat etmesi için bunların sebep olmasına kendi mükelleftir. Yani yoksa iş dese iş durmuş, piyasa dese piyasa durmuş. Efendime söyleyelim, kazanç yok, pahalılık dese almış başını gidiyor. Yani bunlar şahsi sorunlarımızdır. Ama ben genel olarak memleket adına konuşuyorumsa Uğurlu yolundaki ve 800 yataklı hastanenin oradaki o yolun bir an önce bitirilmesinden talep ediyorum ve rica ediyorum. Tabii ki öncelikle Eyyubiye Belediyesi olarak çok istemiş olduğumuz talepler bulunuyor. Öncelikle ulaşım sorunu var. Dar olan caddelerin özellikle otobüs konusunda hem hat sayıları hem sefer sayıları kısıtlı olmasından kaynaklı problem çekiyoruz. Bu sadece Eyyubiye bölgesi genelinde olan bir durum. Bu hat seferlerinin sayılarının artırılması yönünde bir talebimiz bulunuyor.
ve aynı şekilde altyapı, üst yapı çalışmaları, özellikle yapılan inşaatlar. Bu altyapıyı giderek daha çok çevreyi kirleten bir duruma gelmiştir. Bundan dolayı özellikle halk olarak bir yapımızların içerisindeyiz. Çevre temizliği aynı. Başkanım, şunu gördük. Küçükler Mahallesi, Akşemseddin, Uğurlu'ya giden yol ve hat sayısı, EYB'deki hat sayısının az olması. Evet. Bunlarla ilgili vatandaşlarımızın soruları var size. Evet, şöyle sorudan Akşemseddin'le başlayalım. Evet, başlayalım başkanım. Akşemseddin mahallemize gerçekten bir pozitif ayrımcılık yaptık. Kardeşimiz de inşallah bizi dinliyordur. İnşallah başkanım. Şöyle, 1599. sokakta çok ciddi bir sıkıntı vardı. Ki Akşemseddin mahallemizin en işlek caddesi, sokağı. Orada vatandaşların bizden bir asfalt talebi vardı. Evet. Orası da biraz önce bir kardeşimizin, Ümit Caddesi ile ilgili talepte olan bir kardeşimizin, evet, çektiği sıkıntının aynısını yine Akşemseddin mahallemizde ki vatandaşlar çekiyordu. Asfalt istediler. Biz de emriniz olur dedik. Ya şu anda arkadaşlar da görüntüleri yetiştirdiler. Evet, harika. Orada asfalt çalışmalarımızı bitirdik ve oradaki vatandaşlarımızı tozdan, çamurdan, topraktan kurtarmış olduk. Geçen de orayı bir ziyaret etme imkanı bulduk. Oradaki vatandaşlar çalışmadan gayet memnunlar. Bize de teşekkür ettiler. Biz de kendilerine hizmetin en güzeline layık olduklarını ifade ettik. Yine değerli abimiz Akşemseddin mahallemizde park çalışması olmadığını ifade etti. Varsa görüntüler bilmiyorum. Akşemseddin mahallemize şu anda iki parkımızın yapımına devam ediyoruz ki programın başında da, evet, hatırlıyorsanız bize getirdik, onu, evet, ifade etmiştik ki Eyübiye'de değil, bence şu anda görüyorsunuz. Evet. Şanlıurfa'nın bana göre en güzel parkı. Niye en güzel parkı? Şanlıurfa ayaklarımızın altında. Evet. Çok güzel bir seyir tepesi. Buradan Balıklı Gölü de görebiliyorsunuz. Karaköprü'yü de, Halli'yi de görebiliyorsunuz. Şu anda onunla ilgili arkadaşlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Muhtemelen 15 güne kadar da bu çimleme işlemleri bitecek. Ve bir ay, bir buçuk ay sonra da inşallah Akşemseddin mahalle sakinleriyle inşallah hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. İnşallah başkanım. Tabii ki gönül arzu ederdi ki Akşemseddin, 15 Temmuz, Direkli, Akabe mahallelerimize keşke alanlar olsaydı. Keşke boş alanlar olsaydı. Ve o boş alanların hepsini yeşil alanlara dönüştürebilseydik. Keşke. Ama başkanım, maalesef çok istediğimiz bir şey. Birçok yer işgal edilmiş. Hazine arazileri işgal edilmiş. Özel mülkiyetler işgal edilmiş. Tabiri caizse bir karış alan yok. Ki tabiri caizse olmayan alanları biz oluşturuyoruz. İşte biraz önce Akşemseddin mahallemizdeki görüntüler arkadaşlar bir daha getirip, evet, gösterdi. Neler yaptığımızı arkadaşlar belki daha iyi anlarlar. Yine düz bir alan değil Gülizar Hanım. Belki birazdan arkadaşlar gösterir. Yine tetirbe dediğimiz daha yararak biz park yapıyoruz. Evet. 15 Temmuz'da yaptığımız parkı ciddi maliyetlerle Akşemseddin mahallelerimizde de yaptık. Mazeret üretmedik. Alanımız yok demedik. İmkanımız yok demedik. Vatandaşımız emretti. Biz yaptık. Yine şu anda görüyorsunuz. Resmen dağları biz yararak park kazandırıyoruz. Boş alanlar değil, evet, yani. Ve bu zaman alacak. Tabii, iş başkanım. Evet. Yani dağları yararak, bir de bunun ikinci etapı var. Şu görmüş olduğunuz binanın diğer tarafında ikinci etapta çalışmalar periyodik bir şekilde devam ediyor. İnşallah iki ay sürmez, inşallah iki ay sonra inşallah Akşemseddin Mahalle kardeşlerimizle birlikte orada güzel vakitler geçireceğiz. Yine Akşemseddin Mahalle muhtarımızın bir talebi vardı. Sosyal tesis, taziye bir talepleri vardı. Talimatımızı verdik, meclisten geçirdik, encümen kararını geçti. Şu anda orada 8 evi de kamulaştıracağız. 8 evi kamulaştıktan sonra yıkımını gerçekleştireceğiz. Eğer ortam müsait olursa hem sent pazarı yapacağız Akşemseddin mahallemize, hem de sosyal çok amaçlı salonlar yapacağız. İşte taziye ve olur, düğün yapmak isteyen kardeşlerimiz olursa düğün olur, sünnet töreni yapmak isteyen arkadaşlarımız için salonları inşallah oluşturacağız. İnşallah. Talimatımızı verdik, meclis kararını aldık. İnşallah vatandaşlarla şu anda görüşmeye başlayacağız. Oraları kamulaştırıp inşallah kamu yararı olarak Akşemseddin mahallemize kazandırmış olacağız. İnşallah başkanım. Aşağı çarşıdaki çarşıdan bir vatandaşımızın sistemini, evet, şahitlik ettim. Uğurlu.
Yok, diğer iki arkadaş vardı. Evet başkanım. Beni görmediğinden yakındı. Belki bu arkadaş haklıdır. Heh, evet. 10 günde bir, tabiri caizse sekmeden ben çarşı gezilerini yapıyorum. Çok sıklıkla da yapıyorum. Muhtemelen karşı karşıya gelmedik bu kardeşimizle. Ama bu da benim kusurum olarak kabul edeyim. Belki onun dükkanına uğramadık ya da geçtik, kendisi dükkanda değildi. Veyahut bazen esnaf ziyaretlerinde esnaf kardeşlerimizin müşterisi olduğu zaman rahatsız etmemek adına seri şekilde geçtim. Belki ona denk gelmiştir ama ben burada yine kardeşim lafına sığınırım. O haklıdır. Biz haksız olalım. İnşallah yine esnaf gezilerimizi haftada birken, 10 günde birken haftada bire inşallah çekelim ama herhalde İnşallah. Türkiye'de ben daha çok gezen bir belediye başkanı var mıdır geziyorsunuz bilmiyorum. Geziyorsunuz başkanım. Gerçekten maşallahınız var demeden, o konuda. Eyüp'ü karış karış geziyoruz ki karış karış gezmezsek Akşemseddin mahallemizin park ihtiyacını bilmezdik. Karış karış gezmezsek Dilekli'de Sent Pazarı'nın eksikliğini görmezdik. Harlan Kapı'da eksikliğini görmezdik. Yine karış karış gezmemiş olsak Yardımcı mahallemizin park ihtiyacını görmezdik. O boş alanları görmezdik. Yine Kito Deresi'ni görmezdik. Yine Yenici'de mahallemizdeki eksikleri görmezdik. Karış karış gezmemiz olsak doğalgazdaki sıkıntıyı bilmezdik. Gayret sarf etmezdik. Kesinlikle başkanım. 15 Temmuz'daki evlatlarımızın aile otağı ihtiyacını bilmezdik. Yapmazdık. Velhasıl kelam ekran başındaki kardeşlerim şunu bilsinler. Gerçekten saha gezilerimiz sayesinde bir şeyler yapıyoruz. Ben koltukla Eyüp'ü yönetmiyorum. Koltuğu da emin olun hiç sevmiyorum. Bu sebepten dolayı mesaimin neredeyse %90'ını ben Eyüp'ü kardeşlerimle birlikte geçiriyorum, sahada geçiriyorum. Ama inşallah biraz daha da arttıralım. İnşallah başkanım. Yine Uğurlu ile ilgili bir sıkıntı ifade etti bir kardeşimiz. Doğrudur. Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Uğurlu'daki yolla ilgili biliyorsunuz orası da karayollarına bağlı. Cumhurbaşkanımızın talimatını Baka Bey de aldı. Orayla ilgili çalışmalar hızlıkla yürütüldüğünü biliyorum. Çünkü geçen ay itibariyle yine bir toplantıda gündem oldu. Şu anda proje hızlı bir şekilde inşallah yürütülüyor. Oradaki sıkıntılar inşallah hızlı bir şekilde bitecek. Ve o yolun inşallah sıkıntıları bitmiş olacak. Küçükler Mahallesi'ndeki bir ablamız sitemde bulundu. Evet. TOKİ'nin yapmış olduğu evler, bu bizimle hiçbir ilgisi, alakası yok. Orada kuraya tabi. TOKİ kendi kabullerini alıyor vatandaştan. Hı hı. Ondan sonra kurasını çekiyor. Kurayla kazanan vatandaşlarımıza anahtar teslimlerini yapıyorlar. Yani bunda bizim emin olun hiçbir inisiyatifimiz yok. Gönül arzu ederdi ki imkanlar olsun. Biz de binalar yapalım. Ucuz maliyetlerle vatandaşlarımıza sunalım ama tabii ki TOKİ'nin de önüne geçemeyiz. TOKİ'nin tabiri caizse yanından dahi geçemeyiz. Kesinlikle. Evet. Başkanım, Kerim Ataş demiş, Selçuklu Mahallesi'nde bulunan toprak alanını park yaptığınız için çok sağ olun. Sizin sayenizde nefes aldık. Lütfen iletin selamlar demiş. Selamlar bizden olsun, Allah razı olsun. Osman Güllü, Gümüşkuşak Mahallesi Başkanı Osman Güllü, hayırlı yayınlar demiş başkanım demiş. Eyvallah, teşekkürler kardeş. Bir teşekkürler, yorum daha vardı, onu kaçırmadan da okumak istiyorum. Bir talep vardı başkanım, onu da size iletmek istiyorum. Şöyle bir talepti. Çalışkanlar Mahallesi'nin köyünde biz parke taşı istiyoruz demiş. Çalışkanlar Mahallesi. Arkadaşlar not alırsa onunla ilgili parke taşı istemişler başkanım. Şöyle, Çalışkanlar Mahallemizde altyapı yok zannediyorum. Yanılabilirim. Evet. Altyapısı olmayan mahallelerimize parke çalışmamız yok ama inşallah bütçeyi zenginleştirmeye çalışıyoruz. Ki biraz önce sunumu yapmış olduğumuz rezerv alanından çok ciddi manada belediye bir gelir bekliyoruz. Eğer o geliri elde edersek, ki umudumuz çok çok yüksek, inşallah çalışkan mahallemiz dahil olmak üzere bütün mahallelerimize parke taşı çalışmamız olur. Hatta belki bir tık ilerisine gideriz, asfalt çalışmalarımız dahi olabilir. İnşallah başkanım. İnşallah, ben notunu aldım yine. Arkadaşlar bir şey yapalım. Biz de iletişim. Yine biraz önceki sorulardan biri, notlarda atladım. Arkadaş kusura bakmasın. Eyüp Peygamber makamının oradaki yol sıkıntısını ifade etti. Gerçekten haklılar. Turizm yolunu muhtemelen kardeşlerimiz biliyordur, duymuşlardır.
Şu anda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortaklaşa bir projemiz idi. Şu anda Büyükşehir Belediye'miz o yolla ilgili çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. %65-%70 istimlaklar gerçekleşti. %30 babında bir alan kaldı. İnşallah o çalışmaları da hızlı bir şekilde yürütüyorlar. Bu yılın sonu ya da gelecek yılın ilk çeyreğinde inşallah Büyükşehir'imiz oradaki kamulaştırmanın hepsini bitirecek. Şu anda görüntülerde görüyorsunuz ki bunların bir kısmı yıkıldı. Birlikte hatta yıkımını gerçekleştirdik. Ve burada turizm yolunu inşallah sadece Şanlıurfalı kardeşlerimize değil, bütün Şanlıurfa'ya gelen turistlere kazandırmış olacağız. Çünkü Eyüp Peygamber makamıyla Halil Rahman makamını, Balıklı Gölü bağlayan tabiri caizse iki peygamberin gönül yolu, muhabbet yolu inşallah olacak. Umudumuz o ki gelecek yıl itibariyle hem kamulaştırma bitecek, hem yıkımlar gerçekleştirecek, hem de inşallah asfalt çalışmaları olacak. Ve oradaki yol sıkıntısını gidermiş olacağız. Yeter mi? Yine yetmez. Eyüp Peygamber Caddesi, şu andaki mevcut kullanılan Eyüp Peygamber Caddesi ile de ilgili bizim bir çalışmamız var. Hatta ilgili başkan yardımcımız Hüseyin Aslan'la da bugün bir görüşmemiz oldu. Vatandaşların bizden talepleri oluyor. 5 metre geri çekme ye müsaade edip kendilerine mevcut kullanmış oldukları binaları yıkıyorlar. Yapıyorlar ama 5 metre geri çekme. Bugüne kadar 2-3 vatandaşımızın talebi oldu. O taleplerine biz olumlu baktık. Geçen yıl itibariyle yıkımlarını gerçekleştirdiler. 5 metre geri çekmeyi de yaptılar. Şöyle düşünün Gülizar Hanım. Yolun sağı ve solu 5 metre sağ taraftan, 5 metre sol taraftan yollar çekilecek. Ve yollar genişleyecek. Yani alanlar, binalar 5 metre geri çekilecek. Ve 10 metre yolu genişletmiş olacağız. Hem turizm yolunda çok ciddi bir rahatlama olacak. Hem de şu anda yapmış olduğumuz çalışmaların dolayı da Eyüp Peygamber Caddesi de ciddi manada rahatlatmış olacağız. Yani Eyüp Peygamber Caddesi'nde esnaflık yapan kardeşlerimiz şöyle düşünmesinler. İşte başkanımız bizi ihmal etti. Yeni alternatif yol üzerine çalışma yapıyor. Ama bizi hiç saymadı, önemsemedi. Hayır, öyle bir şey yok. Biz esnafımızın hepsini önemsiyoruz. Eyüp Peygamber makamının civarındaki o yol istikametinde ticaret yapan kardeşlerimizi de önemsiyoruz. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımız. İnşallah sıkıntılarını da inşallah bir bir gideriyoruz. Gidermeye de devam edeceğiz. İnşallah başkanım. Eyvallah. Başkanım, şöyle bir yorum var. Aslında sizin alanınıza girmiyor ama ben yine bu yorumu okumak istiyorum. Bununla ilgili çok bize de soru geldi. Birçok röportajda da vatandaşlar bununla ilgili yakınmıştı. Ramazan Derin demiş ki, inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül de izliyordur. Sayın Başkanımız Mehmet Kuş'a sormak istiyorum. Bu Balıklı Göl Kavşağı neden böyle yapıp trafiğe kapalı hale getirdiniz? Sonuçta yabancıların Urfa'ya geldiği zaman ilk Balıklı Göl'ü ziyaret ediyordur. Kendilerinden ricamız eski haline getirmeleri. Biliyorsunuz değil mi? Yeni kavşakta bir tıkanıklık oluyor başkanım. Ben de orada kaldım bir ara. Gerçekten tıkanıyor orası. Belki alışmamız gerekiyordur. Büyük şehir oluyoruz artık. Evet, şimdi şöyle. Büyükşehir belediyemiz tabii ki iyi niyetiyle bir proje kazandırdı. Bir çalışma yaptı. Tabii ki sahada Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abi Beyazgül sıkıntı varsa kendisi görecektir. Ve eminim ki sıkıntı olduğu yerde de neşteri vuracaktır. Biraz bir zaman geçmesi lazım kanaatindeyim. Böyle bir hafta, 10 gün, 1 ay, 2 ay. Belki bizim uyum sorunumuz vardır. Belki alışkanlıklarımızdan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Bunu sahada bir gözlemlemek lazım. Haklısınız. Muhtemelen de Büyükşehir Belediye Başkanımız bunun gözlemi içerisindedir. Ciddi şikayet olursa, gerçekten trafik noktasında sıkıntı olursa Büyükşehir Belediye Başkanımız bence hiç zaman geçirmeden orayı yeniden düzenler. Çünkü Zeynel Başkanımız da gerçekten Şanlıurfa'ya aşık bir başkanımız. Evet, evet, taleplerini dinleyen bir başkanımız o da. Başkanım, İsmail Elhat Rup randevu almak istiyormuş sizden. Evet. Arkadaşlarımıza söylemiş olalım, notlarını alsınlar. Bir engelli vatandaşımızmış. Randevu almak istiyormuş, sizinle görüşmek istiyormuş, sorunlarını anlatmak istiyormuş. İsmail Elhat Rup kardeşimiz engelliyse ben randevu vermeyeyim kendisine, ben kendisinden randevu alayım. Evet, İnşallah ben çayını içmeye gideyim. Özelden ulaşalım kendisine. Olur, bir telefon, irtibat numarası varsa. Evet, özelden bize göndersin. Evet.
biz de aracı yani olmuş İsmail olalım. İsmail kardeşim, özelde numaranı gönderirsen evet. Gülizar Hanım'a inşallah ben çay içmeye geleyim. İnşallah başkanım. Başkanım, ben vatandaşın sorularıyla gitmek istiyorum. Vallahi benim hazırladığım sorularla çoğu özdeşiyor sıkıntı, zaten. Bir evet. de daha güzel oluyor vatandaşla evet. sohbet etmiş oluyoruz. Bize, daha doğal oluyor başkanım. Eyüp Yeri kardeşlerimizle, evet. Şanlıurfa hemşehrimizle hepsi de yanımızda başkanım. Evet, ya ben şunu sevdim. Bak bazı yorumlarda şöyledir. Hep böyle bir çemkirme bir şey olur. Böyle hani isyan şey durumları olur. Dikkat ettiğim şey öneri var. Bir de yaptığınız bir şey için size teşekkür etmeleri, evet. yani memnuniyet de var ve evet. Şikayet, yakınma değil, evet. öneri var. Evet. Bu bence çok güzel, Allah hep de böyle olsa olsun. Keşke i̇nşallah, yorumlarımız. Inşallah. Keşke başkanım. Mahmut Bozancir, öncelikle başkanımıza selamlar. EYB adına çok güzel çalışma projeleri var. Gerçekten başkanımızın çalışmalarına başarılar diler, iyi yayınlar dileriz demiş. Eyvallah, teşekkürler Mahmut kardeş, selamlar olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Salih Kubacık, yolun bahtın açık olsun inşallah. Başarılar dilerim sayın başkanım demiş. Hep birlikte Salih kardeşim inşallah. Evet. Aileye selamlar. Çöple ilgili Salih Karadeniz bir şey sormuş ama biz bununla ilgili başkanımıza sorduk. Yanıtı da var. Yayın bittikten sonra tekrar yayınımızı izlerse bununla ilgili tüm ayrıntılar var. Hepsini konuştuk başkanımızla. Zamanı da verimli kullanmak istiyorum. Aslında zaman baya baya gidiyor. Biz sohbet havasındayız. Farkında değiliz ki baya zaman oldu. 20 dakika oldu mu? 20 dakika mı başkanım? Umarım 2 saat, saat olmamıştır. Maşallah. Başkanım, şöyle devam edeyim. Bakalım var mı? Geçmek de istemiyorum. Doğal şey, park ve bahçe, Kerim Akt olsun, park ve bahçeler olsun, doğalgaz olsun, gençlere semt pazarları, semt sahaları, semt pazarları, bunun gibi birçok projeler kazandırdığınız için teşekkür ediyoruz başkanım demiş. Ben teşekkür ederim Kerim kardeşim. Tabii ki semt pazarları derken bir Harrankapı bölgemizde 12'lerin orada bir semt pazarı. Evet. Açılışını gerçekleştirdik geçen yıl itibariyle. Şu anda da Direkli mahallemizde kapalı semt pazarı, modern kapalı semt pazarının temelini 1,5 ay önce atmıştık. Şu anda yapımı devam ediyor. Hatta teknik ekipten bugün görüşmem evet. oldu. İnşallah gelecek ayın ortalarında Direkli mahalle sakinleriyle birlikte inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Tabii ki biraz önce de Kito Deresi'nden bahsederken evet. Yenice Osmanlı mahallemizin ortak alanında inşallah bir semt pazarı projemiz var. Oraya da bir semt pazarı kazandıracağız. Yine Akşemseddin mahallemize eğer 8 evin kablolaştırmasını gerçekleştirirsek ki gerçekleştireceğiz. İnşallah oraya da bir semt pazarı kazandıracağız. İnşallah başkanım. Yine Topdağ mahallemizde öyle bir çalışmamız var. Yine kamulaştırılacak alanlar var. Kamulaştırma yaptıktan sonra oraya da bir semt pazarı yapacağız. İnşallah başkanım. Yine önemsediğim Dede Osman mahallemiz ki bölgenin en dezavantajlı 3-4 mahallelerinden biridir işte. Evet. Topdağ'ı, Dede Osman mahallemiz. Dede Osman mahallemizde genç nüfus sayısı gerçekten çok fazla. Küçük çocuk sayısı çok fazla. Çocukların benden bir oyun grubu talepleri oldu. Ben de onlara söz verdim. Enerjilerini atmaları lazım. Evet, onlara sözümüz vardı. Yine meclis kararımızı aldık. Encimer kararımızı da aldık. Orada yine 7-8 ev kamulaştıracağız inşallah. İnşallah başkanım. Hem ablalarımıza, teyzelerimize, dedelerimize, amcalarımıza bir park alanı oluşturacağız. Büyük olmasa da evet. hem de evlatlarımıza inşallah bir oyun grubu kazandırmış olacağız. Başkanım, bir yorum geldi. Umarım böyle bir şey yoktur. Demiş ki Aziz Kaplan Taş. Evet. Gülizar Hanım, iyi yayınlar. Başkan Bey'in bir müjdeyi daha saklıyor galiba sizden demiş. Orman Park projesi X sizin yanınızda müjdeyi alalım fikrimce demiş. Nereden başkanım duymuş? Gördünüz mü? Biz nereden böyle duymuşlar? Alıyoruz işte. Herkes bizim yanımızda. Saklamayın evet. bizden projeleri. Bir proje evet. daha varmış. Evet. Orman Park projesi. Şimdi şöyle hakikaten enteresan yani bunları biz Allah Allah. Ben kendim şüphe etmeye başladım yani. Nereye paylaştım diye. Şimdi İkizce yol düzergahında yine Milli Emlak'ın bize 800 dönümlük bir alanın tahsisini gerçekleştirdi. Onunla da ilgili geçen hafta orman müdürümüz, çevre orman müdürümüz bizi ziyaret etti. Kendisinden orada da sağ olsun bir destek istedik. Ağaç desteği. Kendileri evet. de bu noktada bize yardımcı olacaklarını ifade ettiler. İnşallah ilk etap 400 dönümlük
bir orman alanı oluşturuyoruz, Eyübiye'ye kazandıracağız inşallah. İnşallah da. Başkanım. Olmadı ki böyle yani, bütün biz şeylerimiz vallahi burada. Topladık evet. Başkanım. Bir de şöyle bir şey var. Hasan Sarıdal demiş ki Yenice Mahallesi'nde gençlik spor alanı var, ne zaman yapılacak demiş. Güzel. Evet. Çok güzel. Şey, Hasan Sarıdal. Hasan kardeşim şundan emin olsun vallahi hı hı. diyorum. Evet. 15 gün önce daha bu konuyu biz masaya yatırdık. Hatta geçen hafta, geçen ay 20 gün olmadı. Spor Bakanımızla da görüştük. Evet. Gençlik ve Spor Bakanımızla da görüştük. Spor Bakanımız en kısa zaman dilimi içerisinde Urfa'ya geleceği sözünü bize verdi. Evet. Gelecek içerisinde bir beklentimiz var. İnşallah önümüzdeki başkanım. Ay içerisinde bir 15-20 gün sonra inşallah gelecek. Ve Yenice mahallemizdeki Spor Bakanlığı'na tahsisi evet. alan için oradan kendilerinden inşallah kapalı spor salonu talebi i̇nşallah olacak. İnşallah başkanım. Ki Eyyubiye gençlerimizin de en büyük eksikliği kesinlikle. Bu. Kesinlikle. İnşallah bu vesileyle de Eyyubiye'ye bir kapalı spor salonu kazandırmış olacağız. Yine şimdi, Eyyubiye'de tabii ki soruları sorunca aklıma bir şeyler geliyor. Çok güzel, böyle daha güzel başkanım. Affınıza sığınarak ben de araya giriyorum. Tabii ki tabii, buyurun, olur mu? Yine evlatlarımızın bizden yarı olimpik yüzme havuzu evet. talepleri vardı. O gün de söz verdik. Yine bana, emin olun bana yapamazsın dediler. Ya dediler ki geç, nasıl yapacaksın? İnandık, yaptık. Temelini attık. O da geçen geliyor. Yıl tabii ki. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Ve Eyyubiye'deki gençlerimizle birlikte inşallah tabiri caizse Urfanların deyimiyle birlikte çimacak yani. İnşallah, inşallah başkanım. Yine Direkli mahallemiz. Evet. Direkli, evet şu anda görüyoruz. Görüyorsunuz. Evet. Şu anda ama bitim aşamasında, bilmiyorum devamı var mı? Evet. Var. Şu anda bu şekilde %90'ı bitti. %95'i aldık bitti. Bu geçen ayki çekimler. Evet. İnşallah gelecek ay içerisinde İnşallah başkanım. Eyyubiye'li kardeşlerimle birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Bu, şu anda yine önümüzdeki yaz inşallah. Gençler serinleyecek vallahi. Yine Akşemseddin, Akabe, 15 Temmuz ve Direkli mahallelerimize de böyle bir planım var. İnşallah. Oradaki kardeşlerimize bir gençlerimizin vallahi ihtiyacı evet, var böyle projelere. Yüzme havuzu kazandırma derdiyle dertleniyoruz. İnşallah orada uygun bir alan bulursak inşallah orada da bir yüzme havuzu kazandıracağız. İnşallah başkanım. Direkli 15 Temmuz, Akşemseddin, Akabe mahallesini bugün çok tekrarladım. Hakikaten önemsediğim mahalleler çok mağdur edilmiş mahalleler. Tabiri caizse üvey evlat muamelesi görmüş maalesef. Mahalleler. Ben biraz mesaimi biraz o bölgede yoğunlaştırıyorum ki doğalgazı da biraz önce de evet. programın başına söyledim. İnşallah doğalgazın ikinci etabını da Akabe mahallemize inşallah başlatacağız. İnşallah başkanım. Ama orada bir de şöyle bir sorunumuz var. Hemen Balıklı Göl Hastanesi'nden Akşemseddin 15 Temmuz Direkli ve Akabe mahallemize giden yol var. İşler acısı gerçekten çok dar. Çok ciddi manada trafik sıkıntısı oluyor. Hatta çocuğu olan annelerimiz kaldırımları kullanamıyor. Oraya bir çözüm getireceğimizin vaadinde de bulunmuştum ben. O zaman da yapamaz dediler. Evet. Şimdi de yapamaz diyorlar. Ama yapacağım. Orayı da yapacağım. Çünkü görüşmeleri başkanımız ilk etap için emin adımlarla görüşmeleri tabii vallahi. Ki ilk etapla ilgili görüşmelerimizi bitirdik. İnşallah ilk etabı Cenab-ı Mevlam bize nasip ederse belki bu yılın sonu dahi bulmayabilir. Veyahut gelecek yılın ilk çeyreği de inşallah ilk kazmayı vuracağız. Ve i̇nşallah ilk etapta bakalım. Yol gelişme çalışmalarına inşallah o bölgemizde başlayacağız. İnşallah başkanım. Osman Güllü demiş, başkanım mahalle başkanlarına çay ziyaretleriniz olacaktı. Ne zaman başlayacaksınız? Sizin böyle bir projeniz varmış. Çay ziyaretleriniz olacakmış. Ne zaman evet, başlıyor demişler. Geçen ay bir toplantı gerçekleştirdik kardeşlerimizle. Her hafta bir kardeş, hatta her hafta değil bazı haftalar iki kardeşimize, üç kardeşimize çay içeceğimizin evet. tavrında bulunmuştuk. Biz de unutmadık. Bu aralar Ankara'ya gidişlerim çok fazla oldu proje takipleri için. Çok fazla Şanlıurfa'da mesai geçiremedim son haklı ay olarak. İçerisinde. Ama inşallah en yakın zamanda İnşallah bu startı vereceğiz. İnşallah Osman Bey. İnşallah. Yakın tarihte haberiniz i̇nşallah. Olsun. İnşallah. Fatma Duger demiş. Evet. Başkanımız her daim sahada olduğu gibi güler yüzünden ve tebessümünden de hiçbir şey kaybetmiyor. Yoğunluğunu asla vatandaşlara yansıtmıyor. Durmak yok. Yola başkanımızla devam edeceğiz inşallah. Seninle gurur duyuyoruz başkanım demiş. Eyvallah.
Osman Gül'ün selamlar mahalle olsun, başkanlarına tatil sözümüz de varmış başkanım. Nasıl? Bak yakalamışken bütün sözleri alıyorlar. Demiş ki mahalle başkanlarına tatil sözünüz de vardı demiş. Sözümüz sözdür. Ve yakalamışken ben bütün sözleri alıyorlar. Şimdi şöyle mahalle temsilci evet tatil sözüm vardı. Evet. Tatile göndereyim dedim sizi. Kalsın dediler. Öyle değil mi? Ama ben kalsını erteleyelim olarak alıyorum. Evet. İstedikleri zaman yine göndeririz İnşallah kardeşlerimize. Hasan Bozancır başkanımızı seviyoruz. EYB'ye yakışan bir başkan. EYB seni seviyor demiş. Biz de sizleri seviyoruz. Allah razı olsun. Hüseyin Dağ, Sayın Gülizar Hanım, Sayın Başkanımız başarısına başarı katmaya devam ediyor. Tebrik ediyoruz demiş. Allah razı olsun, sağ olsunlar. O İsmail dediğim engelli kardeşimiz numarasını iletmiş bize tamam. Özelden. Ben de ona yayın bittiği gibi ileteceğim İnşallah. Arkadaşlara. Hasan Sarıdağ teşekkür etmiş. Hasan Bozancır Urfa'da örnek alınacak bir belediye başkanı demiş. Estağfurullah. Mehmet demiş. Ergün, Mehmet Demir de okuyayım ismini de okumuşken. Başkanım ben işsizim, bana işe ihtiyacım var demiş. Evet. Bildirmiş, ben iletmiş olayım, görevimi yerine getireyim evet. Başkanım. İnşallah şöyle yapalım, bu işle ilgili. Evet. Şu anda fabrikanın geçen hafta temelini attık, ayakkabı fabrikası. Fabrikada geliyor. Evet. Evet. Mehmet kardeşimiz mi? Evet Mehmet başkanım. Demir kardeşimizin Mehmet Demir vasıtasıyla kardeşimiz. Da bunu buradan tekrarlamış olalım. İnşallah bir aksilik olmazsa Mart-Nisan ayında inşallah bitimini sağlayacaklar. Bize teslim edecekler. Gelecek yılın ilk çeyreğinde inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Orada arkadaşımız isterse müracaatlarda bulunsunlar inşallah bizlere. İnşallah o da değerlendiririz. İnşallah. Başkanım bir Hacı Bayram Mahallesi de çocuklar için park istemiş. Hacı Bayram Mahallesi. Hacı Bayram Mahallesi ile Muradiye Mahallemizin yine ortak bir alanında kamulaştırma ile ilgili bir çalışmamız var. İnşallah onu başarırız. Şu anda arkadaşlar onu takip ediyorlar. Eğer evet. O kamulaştırma eğer vatandaşlarla anlaşabilirsek kamulaştırmayı gerçekleştiririz. Ve orada hatta 8-9 ev var idi. Evet. Ben arkadaşlara dedim ki 8-9 ev değil. Bize orada 15-20 ev olsun. En azından daha iki dönümlük, iki buçuk dönümlük evet. Bir alan oluşturalım. İki mahallenin bir akciğeri olsun. İki mahallenin böyle faydalanacağı bir park olsun. Ama şunu bilsinler, illaki olacak. İllaki. Büyük mü küçük mü oradaki vatandaşlarımızın evet. Bize sağlayacakları imkan, anlaşma. Eğer anlaşabilirsek inşallah daha büyük iki, iki buçuk dönümlük bir alan oluşturacağız. İnşallah başkanım. Feyyaz Çelik, Gülizar Hanım bunu mutlaka iletin. Sayın Başkanımız çok mütevazi olması ve kendini EYB ilçesine adamış olmasından dolayı kendisinden Allah razı olsun demiş. Allah kendilerinden razı olsun. Çok sağ olsunlar. Ahmet Çağan demiş ki Sayın Başkanım Asya'da su sıkıntısı var. Bu sorun çözülmüyor demiş. Asya'da. Evet Asya. Asya. Ondan sonra Yenice mahallelerimizde Selçuklu mahallemizin üst tarafta kalan kısmı kusura bakmayın biraz. Olur muysa başkanım zaten rahatsızlığınız vardı. Ben sizi bayağı tuttum. Bırakmak istemiyorum. Herkesin Eyvallah. Sorusunu iletmek istiyorum başkanım. Ben siz de kusura emin bakmayın. Rahatsız olduğunuzu biliyoruz. Toplantının başında dedim ya size. Evet. Bir boğaz şeyi var şimdi nüksetmeye evet. Başladı. O bölgelerde doğrudur. Su sıkıntısı var. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ilettik. Şu anda Şuski'nin orada bir çalışması var. Bazı alanlarda borularının değişimini sağlıyorlar. İşte bu temel sorun ne? Gecekondu. Orada suistimal edildi. Ondan sonra birçok alan işgal edildi. Atıyorum nüfusu. 150 bin nüfusluk evet. Bir yerleşim alanı için boru çekildi ama şu anda 400 bin nüfus oldu. Tabii ki altyapıda kaldırmaz, üst yapıda kaldırmaz. O yüzden EYB'ye biz rezerv alanı kazandırmanın derdindeyiz. Başkanım, Ramazan Derin demiş ki, dedi Osman Buhara, Yakubiye, Halepli Bahçe, Topdağ mahallelerinde de böyle orta bir proje olarak yüzme havuzu, halı saha neden olmasın projelerinize katarsanız inşallah başkanım. Ramazan kardeşim buradan selam olsun. Ramazan Derin, evet. Çok değerli bir muhtarımız, o da gayretli, çalışkan bir kardeşimiz. Biraz önce dedi Osmanlı'dan bahsetmiştik. Evet. Orada evlen isimli inşallah gerçekleştireceğiz. Evlatlarımıza
oyun grupları inşallah. İnşallah başkanım. Ya oyun grupları için bir alan inşallah açacağız. Halı saha içinde senin emrin olur muhtarım. İnşallah. Emriniz olur muhtarım. İnşallah ortak bir alan bulursak orada. Boş bir alan ama işte oradaki en büyük sıkıntımız şu. Sit alanı. Sit alanı maalesef olduğu için gerçekten bir şey yapamıyoruz. Bir çivi dahi çakamıyoruz. İşte Dede Osman olsun, Toplağı olsun, Manca olsun, Yakubiye mahallelerimiz olsun. Orada aslında temel sıkıntımız şu. Sit alanı. Kesinlikle. Evet. Başkanım Hüseyin Korkmaz, o da muhtarımız. Evet Hüseyin. Hüseyin Korkmaz demiş ki yeni mahalle Vali Fuat Caddesi'nin aydınlatma direklerinin bir an önce başlamasını başkanından bekliyoruz demiş. Ve bunun öncesinden de iyi yayınlar dilekleri vardı. Çok güzel dilekleri vardı. Yorumlar üst üste gelince atlamıştı. Onları da okuyamamıştım. Bunu da bildirmiş olayım. Hüseyin abim diyorum. O da harika bir muhtarımız. Evet. Biz de severiz onu. Selamlar olsun. Kendisi de mahallesi için gerçekten gayretli. Bir Hüseyin abicim kadın taziye evi için arkadaşlara biz talimatı verdik. Sizin ilk etabı tamamlamışlar. İkinci etap için inşallah en kısa zaman dilimi içerisinde gelip çalışmalarını yürütecekler. Aydınlatmalarla ilgili de şunu ifade etmek isterim. Yaklaşık 6 aydır bununla ilgili çalışmaları devam ettiriyoruz. Tam bitti dedik. İhale yapalım dedik. Emin olun yeni bir model gördük. Tarihi dokuya uygun muhteşem bir model. Yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcımız Mücahit Yanılmaz Bey, Allah razı olsun. Kendisiyle istişare ederken belediye başkanıydı biliyorsunuz. Evet. Belediye başkanlığı zamanında ilçesine kazandırmış olduğu böyle projelere bir göz atıyordum. Hı hı. Direkt o aydınlatmalar gözüme çarptı. Aydınlatmalar gözüme çarpınca işte o büyük yol, su meydana direkt aklıma geldi. Arkadaşlara biz talimatı verdik. İnşallah tarihi dokuya uygun aydınlatmaları inşallah gelecek yıl sözümüz olsun. Mahallemize inşallah kazandıracağız. İnşallah başkanım. Hasan, hem kaldırımları yenileyeceğiz hem de inşallah aydınlatmaları inşallah kazandıracağız. Hasan Bozancır, Belediye Başkanımız Mehmet Kuş, sana kucak dolusu sevgiler, saygılar. EYB'nin mimarı, örnek başkanım demiş. Teşekkürler kardeş, Allah razı olsun, sağ olasın. Hüseyin Arslan, evet bu da önemli. Şanlıurfa Spor için bu yıl düşünceleri nelerdir? Başkanımızın Şanlı Gençlik Taraftarlar Derneği olarak başkanımıza başarılar dileriz. Her zaman yanındayız demiş. Göreve geldiğimiz günden bu yana Şanlıurfa Spor'umuzu önemsiyoruz. Önemsediğimizi de söylüyoruz. Ve elimizden gelen bütün destekleri de aralıksız bir şekilde yerine getirdik. Vali Bey'in Büyükşehir'imizin 3 merkez ilçemizle birlikte yapmış olduğumuz toplantıda herkes üstlerine düşünü yapacak dedi. Ben de şahsım olarak, belediye başkanı olarak tabii yani şahsım derken. Tabii ki. Üstüme düşeni yaptım. Herkesin taşın altına devam edeceğim. Koymalıydı ki. Şanlıurfa Spor bizim bir değerimizdir. Kesinlikle. Şanlıurfa markamızdır Spor, başkanım. İlimizin markasıdır. Marka değerimiz. Takımımız büyürse emin olun şehrimiz de büyür. Kesinlikle. İnşallah ben başarılı olacağına da inanıyorum. İnşallah başkanım. Biz de Urfanatik gazetesi olarak zaten spordan gelme bir gazeteyiz. Olduğu günden bu yana her şekilde desteklerimizi sürdürüyoruz. İnşallah daha güzel yerlere gelecek başkanım. İnşallah. Salih Kubacık demiş ki Mehmet Kuş başkanımız gelmeden önce gelenler ne yaptılar çıkıp anlasınlar, ne proje ve hangi sent pazar yeri yaptılar, hurdi meydan Allah var gam yok, yola devam durmak yok demiş. Eyvallah. Tabii ki her başkanımız evet, herkes kendince bir şeyler yaptı. Evet bir şeyler kattı. Bizim üstüne tabii kata ki, kata gider değil mi başkanım? Hanım, şöyle de bir sıkıntımız var. Bu hiçbir zaman ben bir sıkıntının arkasına sığınan biri değilim. Evet. Ama gerçekten öyle bir zamanda geldik ki hem bir borçlu belediye devraldık, bir borç vardı. Ondan daha kötüsü gerçekten pandemi dönemi bize denk geldi. Pandemi döneminde çok ciddi manada gelirlerimiz düştü. Bir de belediyecinin dışında şunu da ifade etmek istiyorum. Ya sanki Türkiye'de ciddi bir ekonomik kriz var. Sanki Türkiye çok zor bir dönemeçten geçiyor diye bir algı oluşmaya başlamış. Vallahi evet, biz ekran başında izleyen kardeşlerime şu öneride bulunmak isterim. Muhtemelen hepsinin Amerika'da yaşayan arkadaşları vardır. Kesinlikle Almanya'da, başkanım. Belçika'da, Fransa'da ki ben arkadaşlarıma sorduğum için biliyorum. Emin olun 10 yıl önce Belçika'da yaşayan arkadaşlarım biz Belçika'dan razıyız.
Türkiye'ye gelmez diyordu. Hatta 15 sene önceden bahsediyoruz. 1,5 ay önce Belçika ve Fransa'dan, ki ben dışarıda okudum arkadaşlarım, birçoğu yurt dışına gittiler. Evet, ondan başka. Dolayı birçok arkadaşım var yurt dışında. Yine işte bir ay önce falan bir araya geldik bunlarla. Yer arıyoruz Türkiye'ye gelmek için dediler. Hayırdır dedim. Dedi vallahi oradaki ekonomi hiç iyi değil. Şimdi geçen gün Cumhurbaşkanımız bir şeyi ifade etti. Evet. Çok da Cumhurbaşkanımız bizden, herkesin daha ferasetlidir. Daha tabiri caizse hem akıl gözü açıktır. Evet. Hem kalp gözü açıktır. Kesinlikle başkanım. Belki birçoğumuz anlamadı. Ama araştıralım, soralım. Şu anda emin olun Batı'nın durumu işler acısı çok iyi değil yani ekonomi bağında. Benim çocuğum Kıbrıs'ta okuyordu. Azerbaycan'da okuyordu. Geçen yıl 1500 liraya kira bedeli ödüyordu aylık. Evet. Şimdi sordum 5000 lira olmuş. Yani şu anda kriz var. Evet. Evet, doğru, Türkiye'de bir kriz var. Yok demiyoruz. Ama bu kriz dünya genelinde bir kriz. Bir kriz var. Ve şu anda belki en az etkilenen yer Türkiye. Kesinlikle evet. Başkanım. Başkanım Ali Abu Kazmura. Bunu okuyayım, ileteyim. Valla masum bir isteği var. Demiş ki Gülizar Hanım. Kazmuralar benim baba dostlarıdır. Valla başkanım, evet. Bak ne demiş. Gülizar Hanım, evet, başkanıma söyleyin beni Ayasofya Camisi'ne göndersin. Söz. Gönderin başkanım bak. Hatta onunla birlikte inşallah şöyle bir program yapalım. Biz telefon numarasını size, evet, asın, irtibat numarasını. Gönder lütfen. Kendisiyle unutma. Birlikte 10 kişiyi inşallah Ayasofya'ya gönderelim. İnşallah başkanım. Ayasofya için can kurban. Evet, kesinlikle. Ayasofya'yı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeledi. Evet. Ayasofya'yı değil mi? Fetheden kumandan, evet, öyle bir kumandan dedi. O kumandandan sonra Ayasofya camisine pranga vuruldu. Prangalar vuruldu. Müzeye dönüştürüldü. Evet. Ve ibadete açacak kişi için de bir müjde vardı. İşte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan orayı ibadete açtı. Allah ondan milyon kez razı olsun. Birçok kişinin emin olun tabusunu yıkmıştır. İnşallah sözümüz olsun. Ben kendisini de göndereceğim. Kendisiyle birlikte de 10 kişiye sebep olsun. Ona göre, evet, numaranı bize gönder. İnşallah Ali göndereceğim. Bu Kazmur'a unutma. Ama oraya gidince bize dua edecekler inşallah. Edecek. İnşallah. Başka şansı Allah. Yok. Başkanım çok güzel mesajlar var. Hasan Bozancir sizi yürekten çok sevdiğini söylemiş. Uzun uzun yazmış. EBA kadınlar da yazmışlar size. Hatta kadınlardan da yorum yapanlar olmuş. EBA kadınların, evet, hepsine buradan kucak dolusu selamlar olsun. Hakikaten benim için özeller. Evet. Seçim zamanında gerçekten çok gayretlilerdi. Girişim çok çalışkanızdır biz kadınlar başkanım. Siz kadınları bilmem mi? EYBİYE kadınlarını ben söyleyeyim. EYBİYE kadınları olağanüstü çalışkanlar. Vallahi Allah razı olsun kendilerinden. Biz emirlerindeyiz. Feyyaz Çelik Yüzde Hanım, Sayın Başkanımız belediye çalışmalarının yeri gelince abi, yeri gelince başkan hep yol gösteren olmuştur demiş. Hı. Cihat İstek de demiş ki Gülizar Hanım, başkanımız bize lazım. Sizi çok tuttuk. Bir de rahatsızlığınız var. Bize gönderme yapmış başkanım. Allah razı olsun. Biz de yakaladık başkan beyin programı. Yoğun vallahi yoğun. Biz de hep sahada yakalıyoruz kendisini. Evet. Yakalamışken hem sizin sorularınızı dedik iletelim. Hem, eyvallah, kendi hazırlamış olduğumuz soruları iletelim dedik. Başkanım bir yorum da Veta'da başkanımız Mehmet Kuş başkanımıza Allah razı olsun. Biz ondan razıyız. Allah ondan razı olsun. Eyvallah Veta abla. Çalışmalarından dolayı teşekkür etmişler. Neymiş? Süleyman Soylu'ya ilettim selamlarınızı demiş. Hani Allah bu şekilde razı olsun. Ahmet Çiftçi de teşekkür. Başkanım hep bu şekilde gitmiş. Payamlı köyü muhtarı da size selam göndermiş. Tabii benden de selamlar olsun. Bugün görüşmüştük kendisiyle. Evet başkanım. İnşallah o halı sahanın onarımını yapacaklar sayın muhtarım. İnşallah. Müjdelerim. Başkanım çok çok yorum gelmiş. Hepsi de teşekkür etmiş ve çok güzel yorumlar var. Ben hani başka içinden hazır fırsat bulmuşken ne koparabilirim diye bakıyorum. Hizmet koparmaya çalışıyoruz burada. Emriniz olur. Numaralarını da iletmişler. Teşekkür ederiz. Ramazan Ulu demiş ki Şanlıurfa EYBİYE Eğitim ve Araştırma Hastanesi yol ağzı ve diş sağlığına giden yol genişletilecekti demiş. Onunla ilgili bir çalışma var mı? Yapılacak mı demiş. Hangi yol? Şanlıurfa EYBİYE Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolu ağız ve diş sağlığına giden yol demiş başkanım. Evet, onunla ilgili bir çalışma var.
Büyükşehir'in çalışması biliyorsunuz. Evet. 15 metrenin üzerindeki yollar Büyükşehir'imize ait. Evet başkanım. Onunla ilgili inşallah bir çalışma olacak. İnşallah başkanım. Vallahi başkanım siz de rahatsızsınız. Sizi olur çok mu? Fazla tutuyorum. Çok güzel de yorumlar vardı. Daha da var. Hepsine teşekkür ediyorum. Karali köyünden de, Karali'den de İmam Ateş. Oradan da size selamları varmış. Aleyküm selam. Herkesin. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Akgençlik, EYB Akgençliğin de size selamı var. Aleyküm selam. Gülten Balcı demiş, siz de bizim için özelsiniz başkanım demiş. Eyvallah değerli başkanım, eyvallah. Allah razı olsun, sağ olsun. Aa bakın, sizi yorduk dedim ama Cihat İstek demiş ki, ablam sabah 5'ten beri ayaktadır demiş. Biz de hak veriyorum başkanım, çok yoruluyorsunuz. Ben burada şu anda emin olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin huzurunuzda, ekran başındaki vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin huzurunda emin olun şu anda dinleniyorum. Yani belki evet. Birçok programdan kaçmak istiyorum dinlemek için ama burada dinleniyorum, emin olabilirsiniz. Sıkıntı yok. Başkanım. Allah sizi var etsin, Allah eksikliğinizi vermesin. Tabii buradan şunu da ifade etmek isterim. 2,5 yıldır belediye başkanlığı yapıyoruz. Evet başkanım. Birçok projeye imza attık. İnşallah kalan süre zarfında da birçok projeye imza atacağız ama bize bu gücü veren, bu şevki verenlerden biri de tabii ki ilçe başkanımız Mehmet Mual. Evet. Yani onun da ismini zikretmeden geçemeyeceğim. Gerçekten Halk Evi diye adlandırdığı ilçemizde vatandaşlarımızı kucaklıyor. O da dertleriyle dertleniyor. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderme babında gerçekten gayretlerini sarf ediyor. Ben buradan Mehmet Mual Başkanıma da sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Partimizi de Cumhurbaşkanımız da en iyi şekilde temsil ediyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Allah eksikliklerini vermesin. Amin başkanım. Ak kadınlar da Ayasofya istemiş başkanım. Emirleri olsun. Başkanım. Şimdi şöyle. Biraz önce dediniz emirler olur, emirler olur. Bak bir gençlere emirler olur diyorum. Evet. Bir de Ayasofya evet. Şimdi başka talepler de gelmezsin. Her şey emirler olur demeyiz yani. Ayasofya benim kırmızı çizgim. Kırmızı çizginiz. Evet, başım gözüm başkanım, üstüne. Aziz Kaplan da demiş ki Gülizar Hanım enerjili bir program. Bence Başkan Bey ilk defa bu kadar doğal bir program oluyor demiş. Eyvallah. Değil mi? Hep vatandaşla iç içe bir program yapmış olduk. Çok harika bir program oldu. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sorularımın da çoğu kaldı. Ben sizden bir söz daha alayım da bir programda yapalım. Başkanım sorularım kalmasın. Onun hepsini de size iletmiş olayım. Şeref duyuyorum. Ben hiçbir izleyicimizi kırmak istemiyorum. Her zaman onlara öncelik veriyorum. Çünkü eyvallah. Biz gerçekten onlarla varız. Onların destekleriyle bu yerlere geliyoruz ve onların sorunları, taleplerini iletmek, sizlere iletmek, diğer başkanlarıma iletmek benim boynumun borcudur. Bu yüzden hepsine de teşekkür ediyorum. Sizlere eyvallah. De başkanım. Hasta eyvallah. Halinizde Allah bizi kırmadınız. Vallahi şeref duydum. Bol bir programın içinden eyvallah. Sizi çektik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür olarak EYB ilçesinde yaşayan vatandaşlarımıza diyeceğiniz var mı demeden önce EYB'yi evet. 3 kelimeyle anlatın dersem o 3 evet. kelime ne olur? En başta emin olun aşk. Kesinlikle. Benim için EYB'ye gerçekten bir aşk. EYB'ye Belediye Başkanlığı'nı bilmem inanır mısınız, inanmaz mısınız ama emin olun hiçbir makamla değiştirmem. Ne milletvekiliyle değiştiririm, ne de bir başka bir makamla değiştiririm. EYB'ye gerçekten benim için inanılmaz bir aşk. Biz EYB'ye aşığız. Ben aşkımla kalmak istiyorum, aşkımla yaşamak istiyorum. Aşkım da inşallah günü gelir ki gelecek. Hayırlısıyla inşallah beni toprağının altına alır EYB'ye ilçem inşallah. Ben EYB'ye ilçemi çok seviyorum. EYB'ye ilçesi benim için kutsal. Hak ediyor muyuz? Biz EYB'ye ilçesine emin olun evet. biz belki çok hak etmiyoruz. Peygamberler diyarı. Medeniyetin başkenti. Ama hak etmeye EYB'li kardeşlerimizin hak ettiği hizmetleri götürmeye çalışıyoruz. Mücadele veriyoruz. Kesinlikle başkanım. Bütçemiz nispetinde, gücümüz nispetinde. Ama umut varım ben. Evet, bu kısıtlı imkanlara rağmen, pandemiye rağmen güzel şeyler yaptığıma inanıyorum. Güzel şeyler yapacağıma da inanıyorum. Ama emin olun hayalimden daha fazlasını yapacağımı da biliyorum ben. Yani hayallerimiz büyük, EYB için hayallerimiz büyük.
İnşallah Eyüpyeli kardeşlerimize layık oldukları hizmeti ekibimizle birlikte, başta ilçe başkanımız Mehmet Muvar'la birlikte, evet, başkanım, kadın kollarımız Gülten ablamla, evet, birlikte, gençlik kolları Hamza kardeşimle birlikte, meclis üyeleri kardeşlerimle birlikte, müdürlerim, başkan yardımcılarımla birlikte, 400 bin nüfuslu Eyüpyeli kardeşlerimle birlikte inşallah Eyüpyeli'ye birbirinden güzel projeler kazandıracağız. İnşallah başkanım. İnşallah. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Allah razı olsun. Değerli izleyenler, Benim Kadrajım programının bu hafta da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Günün her anı, hayatın ritmi de, siyasetin rengi de farklı. Renklerin hepsini, hayattaki ayrıntıyı, sokağın sesini, cepteki hesabı, yaşam telaşını sadece Şanlıurfa'nın değil, Türkiye'nin her rengini gelin bizden izleyin. Güzel kadrajlar bizden, sıcak çaylar sizden.